Eşi mi? Cemal'in eşi mi açtı dedin kapıyı? Evet. Ne zaman? Anlatmaya bu akşam. Birkaç saat önce yani. Nasıl yani? Cemal evli miymiş? Ne bileyim. Öyleymiş işte. İyi de biz bunu niye bilmiyoruz? Ben siz biliyorsunuz sanmıştım. Hayır canım, bilmiyorduk. Ayrıca niye gizli tutsun ki böyle bir şeyi? Anlamadım ama hoşuma gitmedi. Kusura bakma Cemal ya. Başını derde soktun. Keşke açmasaydın kapıyı. Haklısın. Ama ekip arkadaşın olduğunu bilsem gerçekten açmazdım. Üf, iş aldın başıma benim yüzümden. Boşver. Senin bir suçun yok ki. Zaten öğreneceklerdi. Peki şimdi ne yapacaksın? En başta yapmam gerekeni yapacağım. Anlatacağım her şeyi. Ha, sağ olun. İyi günler. Son kontrolü de atlattın. Artık gönül rahatlığıyla geçmiş olsun diyebiliriz. Senin gelmene gerek yoktu ama Velim gibi bir takıldın yine peşime. Tabii. Ay ben ne kötü insanım Mesut ya. Ben seni yalnız bırakmayayım istedim. Ben ne büyük ayıp ettim ya. Aman be, tamam takılıyorum canım, alınma hemen. Pardon, şunu alın da bir ihtiyacı olan birine verirsiniz bunu. Bende işi kalmadı. Peki, geçmiş olsun. Sağ olun. Araba dışarıda. Gel hadi. Ya koluma girmene gerek yok. Yürürüm ben ya. Ayy, ne huysuzsun ya. Mesut komiserim. Merhaba. Vay Yusuf. Senin adını çıkaramayacağım. Kusura bakma. Ahu. Ahu. Çıkaramadım da. Hayırdır böyle burada? Randevuya geldim. Abi biliyorsun durumları. İyi. Terapiyi bırakma. Nasıl gidiyor peki? Çok iyi gidiyor abi. O eski halimden eser kalmadı. İyi. Şişt, bana bak, inanayım mı? Ha? Ben kefilim. Yusuf artık tertemiz. Ahu sayesinde. İyi, sevindim. Aferin size. Mesut, beni de tanıştırsana arkadaşlarla. Selim komiserimiz. Bunlar merhaba. Da Yusuf'la Ahu. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sen bilmezsin, bu arkadaş geçenlerde hastaneyi yıkıyordu. Biraz geç kaldın. Haber bize çoktan ulaştı. Halbuki biz senden duymak isterdik. Galiba Ezgi arkadaşım sizle konuşmuş. Kimin konuştuğu önemli değil. Önemli olan senin böyle bir bilgiyi bizden saklamış olman. Personel dosyanda da yazmıyor oğlum evli olduğun. Biz Sedef'le evlenile daha bir ay oldu. Size ulaşan dosyanız güncellenmemiş olabilir. Meseleyi sizden sakladım çünkü bu sizin bildiğiniz türden bir evlilik değil. Ne türden bir evlilik peki?
Formalite evliliği müdürüm. Cemal'e bak sen. Sır küpü çıktı. İnsan evli olduğunu niye saklar ki? Vallahi bence de saçma. Ya ben şimdi laf taşımış gibi oldum. Keşke size bahsetmeseydim. Saçmalama canım. Sen söylemesen biz zaten başka yerden duyardık. Aynen. Yine de benim yüzümden fırça yemesi gücüme gidiyor. Cemal yalan söyledi. Sadece bize değil, sana da. Oysa şunu anlaması lazım. Bu ekipte kimse kimseden bir şey saklamaz. Peşin hüküm vermeyelim bence. Cemal'i de dinlemek lazım. Neyse. Sedef benim çocukluk arkadaşım. Kendisi birkaç yıllık öğretmen. Birkaç ay önce tayini çıktı. Hem de bayağı uzak bir şehre. Biz de o gitmesin diye aramızda formalite icabı bir nikah kıydık. Sırf tayine gitmemek için mi yani? Evet müdürüm. Ayıp etmişsiniz. Hepimiz zorunlu görev yaptık, gıgımız çıkmadı. Haklısınız başkomiserim. Ben de yaptım. Ama Sedef'in durumu farklı. Babası çok hasta. Bakıma ihtiyacı var. Doktorlar birkaç ay ömür biçti adamcağızı. Sedef onu bırakıp gidemezdi. Çaresiz de anlayacağınız. Eş durumundan tayin olmasın diye nikah kıydınız. Evet başkomiserim. Buna usulsüzlük denir biliyorsun değil mi? Söz veriyorum bu işi temizleyeceğim. Boşanma davası için dilekçe verdim. Birkaç hafta içinde bu iş bitecek. Durumu sakladığım için sizden özür dilerim. Pekala, çıkabilirsin. Sağ olun müdürüm. Ama hayatına çeki düzen vereceksin. Kafan burada olacak, başka yerde değil. Özel hayatındaki sorunları işine yansıtmayacaksın. Sonra seni üzmek durumunda kalırım. Tamam mı? Anladım müdürüm. Bir sabah fizik tedaviye geldim tek başıma. 2-3 hafta oluyor. Baktım bir telaş. Karşıdan birini getiriyorlar sedyeyle. Yokluktan krize girmiş. Eli ayağı titreyen bir oğlancağız. Başında bir kızcağız. Ahu. O da ağlama krizinde. Yusuf diye çırpınıyor arkasından. Ben böyle bir ağlama çok az gördüm. Öyle berbat bir günde tanıştık işte. Tamam, tamam. Topla kendini, geçti. Dayanamıyorum onu böyle görmeye, dayanamıyorum. Büyük badire atlattım. 10 gün yattım. Mesut abi çok ilgilendi sağ olsun. Hem benimle hem Ahu'yla. Ama geçti çok şükür. Tayden geçti mi diyorsun? Bitti bu iş Mesut abi. Uyuşturucuya tövbe et Yusuf. Hem doktor da güzel şeyler söylüyor. Ya aslında bekletmesek iyi olur. Biz müsaade istesek olur mu? Tabii tabii tabii. Gidin görün doktoru, tedaviyi boşlama ha. Görüşürüz Mesut abi. Görüşürüz komiserim. Kendine mukayyet ol ha. Bu kızla da gözün gibi bak. Merak etme sen Mesut abi. Hoşçakalın. İyi günler. Çocuk hakikaten iyi görünüyor. Göreceğiz. Vallahi bağımlılık kolay değildir. İnşallah yine düşmez. Hadi biz de gidelim artık. Kağıt üstünde evlilik yani. Anladım. Biz de şaşırdık duyunca. Neyse, çok yüklendi mi Rıza baba? Biraz. Olur o kadar, olur. Bir daha böyle şeyleri saklama, tamam mı oğlum? Bir yerlerden bize bahsetmediğin bir çocuğun falan çıkar mı Cemal? Çıkmaz komiserim. Merak etme. İyi. Nasıl geçti? Ne nasıl geçti? Yani Rıza babalarla. Şahane ya, süper. Daha iyisi mümkün değil olamazdı. Bana niye tersleniyorsun? Ortada hiçbir şey yokken gidip hesap vermek durumunda kaldım. Ondan olabilir mi? Nasıl hiçbir şey yokken? Evliyim misin, kimsenin haberi yok. Daha ne olması lazım? O iş öyle değil. Nasıl değil? Evinin kapısını karın açıyor. Sedef benim en yakın arkadaşım, tamam? O kadar yakın ki bastım nikahı diyorsun. Evet bastım. Hayırlı olsun. Kız tayin olmasın diye. Hasta babasına bakabilsin diye. O ne demek ya? Uzun hikaye. Bir daha da hiç anlatasım yok, kusura bakma. Ben birini seveceğim. Sahiden evli olacağım. Saklamayı falan bırak. Adını dilimden düşürmem. Kimse de öyle tesadüfen tanışmaz, merak etme. Pastel boya da alacak mıyız anne? Hele bir defterleri alalım, sonra bakarız. Alacağız ama değil mi anne? Alacağız.
Alacağız. Oley. Anne, babam ne gün gelir? Baban nereden çıktı şimdi? Bu hafta çıkacaktı ya anne. Boş ver sen, düşünme babanı. Ya bizi bulursa? Ben korurum seni. Sen merak etme, düşünme bunları kuzum benim. Evet, bakayım. Çok güzel oldu benim kızım. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım anneciğim. Hadi gel bakalım. Gel anne. Yedin bitirdin cezayı Selim abi. Çok şükür bitti. 3 yıl ne çabuk geçti anlamadım abi. Sen anlamazsın tabii. Gel bir de bana sor. Neyse az kaldı, yarın çıkacağım. Çok şükür. Ben alacağım abi seni yarın. Benimkiler gelmiyor tabii. Yok abi. Sordum yengeye, hiç oralı olmadı. Ulan Hatice, reva mı bana be? Kızımı görmeyeli 3 yıl oldu lan. Alçak kadın. Girdiğimden beri bir kere getirmedi ziyaretime. Yenge seni boşadı ya abi. Hem onun şimdi başka işleri var. Yengenin bu ara başı kalabalık. O ne demek lan? Başı kalabalık ne demek? Vallahi duyduğumuza göre talipleri varmış. Yakında da evlenir herhalde. Ne diyorsun lan sen? Abi ben duyduğumu söylüyorum. Kim babamı getirecek lan kızıma ha? Hayır lan abi. Kim babamı getirecek lan? Geç. Oğlum kim lan o? Çık dışarı çık. Kim ulan ona? Sus. Ulan bu ne sen? Sormaz mıyım ben hepinize? Geç şöyle geç. Sormaz mıyım ben şerefsizler? Geç seni. Çıkarma. Öldürürüm lan. Öldürürüm lan, gidin söyleyin. O karıyı da talimi de gebertirim lan. Öldürürüm o karıyı da. Defterler tamam. Ayrıca 3 tane kurşun kalem. Bir de kırmızı kalem. Ya anne, pastel boya almayacak mıyız? Pastel boya da benden olsun o zaman. Aa, olmaz öyle. Kabul edemem. Oldu bile. İknur'cum bak, boyalar şu tarafta. Git istediğini seç. Ya mahcup ediyorsunuz böyle. Estağfurullah. Hatice Hanım. Ben Makbule ablayı aracı yapmıştım. Sizle konuştu mu? Konuştu Tarık Bey. Benim niyetim ciddi. Onu da söyledi mi size? Tarık Bey, size saygı duyuyorum. Ancak hislerimiz karşılıklı değil. Benim varım yoğum kızımdır. Hayatımda başka kimseye yer yok. Kusura bakmayın. Anladım. Peki Hatice Hanım. Siz nasıl isterseniz. Bunu seçtim. Ben bunu da ödeyeyim. Lütfen hediye ettim ben onu. Lüzum yok. Ben borçlu kalmayayım. Gel kızım. Tamam, söyledim. O da geleceğim dedi. Bilmiyorum ki ya. Yusuf, sen iyi misin? Nerede kaldın lan? İyiyim aşkım. Geldim. Al iç şunu. Elin ayağın titriyor. Epey de terlemişsin. Hadi gel istersen hastaneye geri dönelim. Ne hastanesi abi? Ben iyiyim. Emin misin? Evet. Yusuf. Ben tekrar başlamandan çok korkuyorum. O defteri kapattım ben yavrum. Artık uyuşturucu yok. Ben sadece mutlu olmak istiyorum. Ben de güzelim. Hadi eve gidelim. İlaçlarını alıp dinlenirsin. İyi gelir. Hadi. Yardım edelim mi? Eyvallah. Yok, teşekkür ederiz. İyi günler. Hadi gel. Haftada bir gün meşrubatçı gelir. Onun dışında peynir, ekmeği falan sen marketten gidip alacaksın, tamam mı? Bak, burada defter var. Aldığını verdiğini buraya yazacaksın. Tost yapmayı biliyor musun sen? Oho, onda ne var? Yapayım da gör. Delinciğim, sana çift kaşarını yapıyorum. Para vermene gerek yok. Bendensin. Nazım sağ ol, çok cömertsin. O zaman ben gidip tostunu yapayım hemen. Tamam, sağ ol. Mesut, sen emin misin bu işten? Becerebilecek mi? Becerir kızım ya, ne olacak? Beyin ameliyatı değil ya bu. Allah Allah. Verin bana. Teşekkür ederim. Tamam, koyarım ben. Sağ ol.
Selam. Gidiyorsun galiba. Evet. Ya kusura bakma ama biraz tuhaf oldu tanışmamız. Sen kusura bakma. Babanı duydum. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Cemal olmasaydı çok zordu işimiz. Şimdi en azından bir umudumuz var. İyi haberlerinizi alırız inşallah. Gidince ara. Haber ver bana. Olur. Dikkat et kendine. Yediğine içtiğine dikkat et. Çok yorulma. Arada böyle göz kulak olur musun? İş güç bu, unutur kendini. Tabii. Abartma. Ben bakarım başımın çaresine. Olsun. Hem ekip arkadaşın hem komşun. Ezgi'ye emanet ediyorum seni. Hadi otobüsü kaçıracaksın, hadi. Evdekilere selam söyle. Baş üstüne. Avukat işi tamam. Bir iki haftaya boşanıyoruz. İyi. Hayırlı olsun mu denir, ne denir? Bilmem. Daha önce hiç boşanmadım. Evlenmiş de sayılmazsın. O da doğru. Ha bir de az önce Sedef öyle demek istemedi. Giderken. Nasıl? Ne dedi ki? İşte beni sana emanet etti falan ya. Öyle bir ablalık damarı vardır onun. Üstüme titrer biraz. Yanlış anlama yani. Yok canım, ne yanlış anlayacağım. Bana ne senden? Emanetmiş. Daha neler. Ha bu arada yolun ortasında arabam kaldı. Onu oradan alır mısın lütfen? Sağ ol ya. Geldim, geldim. Geldim. Yavaş ya. Beğendin mi? Mahmut, harika olmuş gerçekten. Eline sağlık. Sevgi mi kattım içine? Hadi soyunu çıkartma hadi. İşinin başına yürü. Ne bağırıyorsun be? Patronsun diye bağırman mı lazım? Vallahi grev yaparım ha. Geç lan, geç hadi geç. Allah'ım sen sabır ver yarabbim ya. Ya Mesut, inşallah ne yaptığını biliyorsundur. Uğraştıracak biraz ama iyidir, iyi. En azından kalbi temiz, baksana şuna. Uyuşturucu belası tekrar ortladı demek. Burada sırf bu ay içinde 3 yüksek doz kaynaklı ölüm bildirilmiş. Ben bu işi bitirdik sanıyordum. Son haftalarda piyasaya yüklü miktarda mal soktular. İstihbarat nereden? Sokaktan müdürüm. Muhbirler ve eski bağımlılar. Peki tedarik kimden? Henüz bilmiyoruz. İyi, öğrenelim o zaman. En aşağıdan başlayacağız. Yani torbacı avına çıkacağız. Tedarik kaynağını ancak öyle bulabiliriz. Ben istihbarat şubeyle görüşeceğim. Siz sivil ekiplere bilgi verin. Bakın herkes gözünü dört açacak. Tamam mı? Baş üstüne. Ha bu arada şu Sait'ten bir iz çıkmadı mı? Maalesef müdürüm. Tamam. Saldırganın kimliğini bulduk. Bizim Sait'in asıl adı İbrahim. Suriye ordusunda görev yapmış eski bir paralı asker. Uzun süre çatışma bölgelerinde görev yapmış. Bilinen hiçbir akrabası yok. Hayalet gibi biri. Nerede buluruz bu adamı? İnanın daha nerede aramamız gerektiğini bile bilmiyoruz. Ama araştırıyoruz. Daha iyi araştırın o zaman. Ben artık sonuç almak istiyorum. Bunu içersen hiçbir şeyin kalmayacak, tamam mı? Al bakalım. Ben yarın gelirim yine. Çok kötü olursan ara beni, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi git artık yavrum sen. Merak etme beni. Peki. Canım sevgilim. İyi olacaksın, tamam mı? Tamam. Buyurun, kime baktınız? Şey, Yusuf evde mi? Yusuf evde de siz kimsiniz? Ha, geldin mi? Geldim, geldim. Şu borcumu getireyim dedim. Ha, acelesi yoktu oğlum. Neyse, sağ ol. Yavrum bu bizim iş yerinden bir arkadaş. İki dakikalığına uğrayacaktı. Sen çık, biz bir şey konuşacağız. Peki, çok yorma kendini. Merak etme, güle güle. Gelsene.
40 yılın başı bir erken geleceğin tuttu. Hatun'a yakalanıyorduk. Bana ne lan senin hatundan? Bu yeni geldi. Bomba gibi mal. Yavaş vur, yamulursun sonra. Olur. Ahu lütfen, bu sondu. Bu sakın son. Peşimden Ahu. Gelme. Ahu dur, gitme Ahu. Selam millet. Hop, herkes nerede? Oluşum. Ver bakayım bir yanak. Sonra baba, sonra. Haydi, başlıyor, koş koş. Ne oluyor ya, ne başlıyor oğlum? Şşş, alo. Allah Allah. Gel otur. Hayırdır ya? Milli maç mı var? Ne maçı baba ya? Benim dizinin tanıtım başlayacak şimdi. Açın sesini açın. Aç aç. Aç aç. Aç, kumanda aç. Nerede ya? Nerede kumanda? Kızım. Kumanda nerede? Aa, altımda ver, kalmış ver. Bir dakika. Bir dakika. Kız çabuk ol. Ver şunu ya. Oh hadi bismillah. Bismillah. Aferin. Genç, yakışıklı, zengin ama mutsuz bir adam. Aybar. Güzeller güzeli ama bir o kadar fakir bir genç kız. Hale. Konaklar, holdingler, lüks şatafat ve entrika. Hepsi bu dizide. Yeni dizi Kalp Hırsızı çok yakında bu ekranda. Ne diyorsunuz? Harika vallahi. Süper. Süpersin bir tanem. O ne yakışıklılık be abi? Olsun arkadaş. Babacım, ne diyorsun ha? Beğendin mi? İyi. Aa, iyi, aferin. Güzel çıkmışsın. Hayırlı olur inşallah. İnşallah. Yani kızı yoksul göstermek için eline simit vermişler. Bu kadar klişe olamaz. Demem o ki çok da umutlanmayın bence. Aynı diziden 10 tane daha oynuyor çünkü. Tutmazsa üzülmeyin sonra. Oh my god. You're so stupid. Ne? Ha bak, bunu anladım işte. Bu hiç iyi bir şey değil. Bunu ben de anladım. Çok ayıp. Stupid mi dedi o? Stupid aptal demek değil mi? Ha? Evet. Aptal evet. Demek değil mi? Allah Allah, saçmalama ya. Yeter be. Bir İngilizce küfür duymamıştık bu evde. Onu da duyduk sayenizde. Hadi hadi hadi. Bırakın kavgayı, dövüşü, sofrayı hazırlayın hadi. Tövbe tövbe ya. Gel sen içeri. Geç. Çok ayıp seni. Çok ayıp. Ya. Hiç yakıştıramayın. Allah'ım yarabbim, yemin ediyorum. Aç şunu ne olur, aç be. Allah kahretsin. Yapma bunu bana ya, yapma. Dünden beri arıyorum seni. Bu işkence bitecek. Savcı Ceyda Okur bugün sizinle görüşmek istiyor. Tekrar ifadenize başvuracak. Bu kez hangi konuda? Belirtmedi. Saat 12 uygun mu? Özlemişsindir dışarıyı. En çok ne özledin Selim abi? Bir kokoreç yiyelim mi? Ya da sahile çıkalım, boğaz havası iyi gelir. Mahalleye sür, Hatice'yi bulacağım. Daha yeni çıktın, olay çıkarma istersen. Çok konuşma da sür. Sizin aranız iyi mi?
Evet müdürüm, niye ki? Ben bir gerginlik seziyorum da. Yok öyle bir şey müdürüm. Sorun yok müdürüm. Umarım öyledir. Günaydın. Günaydın müdürüm. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin, gel. Gel abi. Bu çay boşta. Sağ ol. Hayrola, sıkıntılı gördüm seni, ne var? Az önce savcı Ceyda Hanım'ın yardımcısı tarafından arandım. Yine mi? Peşini bırakma bir türlü abi. Sorma kardeşim ya. Yine neyi yanlış yapmışız acaba? Bir türlü beğendiremedik kendimizi. Demek hala şüphesi var ha? Onu ikna etmen gerekiyor. İyi de baba, nasıl? Ben emniyet müdürüyüm. Masamda bir sürü iş birikiyor. Sizle beraber yürüttüğümüz operasyonlar da var. Bir yandan personeli denetlemem lazım. Bin tane işim varken gidip ifade veriyoruz savcı hanıma. Haklısın, ne diyeyim? Ne yapayım, Mesut arıyor. Usta, neredesin? Gelmiyor musun mesai? Biraz işim var usta, bir iki saat idare et beni. Acil sayılır, acil evet. Ya tamam kızım, ağlama yeter. Usta arayacağım seni, tamam. Ne oldu usta? Alo, alo. Abi sıkıntı mı var? Anlamadım. Çok sağ olun. Başka kimden yardım isteyeceğimi bilemedim. Sabahtan beri açmıyor telefonlarımı. Keşke dün gece arasaydın. Keşke ama o kadar kızgındım ki. Onu yeniden kullanırken görünce, elinde şırıngayla hem de. Of, ne bitmez kabusmuş bu ya. Merak etme, bir daha tedaviye yatar. Yani Yusuf'unki bir hastalık. Öyle bir iki haftada iyileşmesi zor. Halledeceğiz, korkma. Ben konuşacağım ya. Gerekirse vereceğim odunu, yatacak hastanede. Yusuf! Aşkım Yusuf! Ah. Çıkart onu. Benimle gel. Tamam, lütfen Yusuf. Gel benimle. Yusuf! Çıkart canım, tamam çıkart. Çıkart. Yusuf! Hadi gel benimle. Özümü söyleyin bana. Anne, telefon çalıyor. Neredesin lan sen? Selim. Selim ya. İçeri girer girmez boşadığın Selim. Çocuğunun babası Selim. Hiç çıkmayacağım sandın değil mi lan? Hesap sormayacağım sandın değil mi? Ne istiyorsun? Kızımı göreceğim. Bak, kapıya dayanmıyorum. Güzellikle halledelim şu işi. Yarın getir kızımı bana. Kızın olduğunu yeni mi hatırladın be? Babalık yapmak şimdi mi aklına geldi? Onu da beni de defalarca dövmedin mi? Lafımı dinle. Sen beni dinle. Bu saatten sonra ne benim yüzümü ne de onun yüzünü göremeyeceksin. Seni gebertirim. Bak yemin ederim yaparım bunu. Allah'ın belası kahpe. Namussuz karı ulan, seni de yakacağım, bu mahalleyi de yakacağım lan. Yakacağım lan. Yürü lan, gidiyoruz. Yaşında uyuşturucu bağımlısı. Ben tanıdığımda bırakmıştı, tekrar başlamış. Sevgilisi yardım istedi. Geldik baktık. Cesedi çoktan soğumuş. Kendini mi öldürmüş? Maalesef altın vuruş. İyi de çocuktu. Senin elemanlar burada. Delileri narkotin laboratuvarına götürecekler. Uyuşturucu yüzünden bu ay 4. ölüm. Kız ne anlattı? Kız perişan usta. Konuşturamadık. Selin merkeze götürdü. Sakinleşmesini bekliyoruz. Tamam usta. İlk fırsatta geleceğim yanınıza. Gel. Buyurun müdürüm. Merhaba. Sizi son gelişmeleri konuşmak için çağırdım. Sizden epeydir haber alamıyoruz. Savcı olarak kartel soruşturmasının bir parçası olduğumu unutmamışsınızdır umarım. Savcım, iki günde bir makamınızdayım. Unutmama izin vermiyorsunuz ki. Ahucum, yeter. Kendini suçlayıp durma, olur mu? Nasıl suçlamayayım? O öldü ve ben hiçbir şey yapamadım. Bunda benim hiç mi suçum yok? Sen kimsenin yapmadığını yaptın Ahucum. Yusuf'un kusurunu bildiğin halde ona arkanı dönmedin. Onu sevmeye devam ettin.
Bu hikayedeki en günahsız sensin Ahu. Ama eğer istiyorsan bize yardım etmek için elinde bir fırsat var. Az önceki ifadende bir adamı Yusuf'un evine girip çıkarken gördüğünü söyledin. Evet. Kimdi o? Adını hatırlıyor musun? Adını söylemedi. Tanıştırmadı bile. Ama telaşlıydı. Bir an önce gitmemi ister gibiydi. Ben de çıktım. Ne salağım. Belliydi o adamın satıcı olduğu. Ezgi, sokaktan kamera görüntüsü topladınız mı? Ekipler araştırıyor. Bulduğumuz anda size sunacağız. Peki, madem adını bilmiyorsun, o zaman sana birkaç tane sabıkalı fotoğrafı göstersek, oradan tanıyabilir misin? Yusuf için ne isterseniz, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Evet. Dosya neredeydi? Şurada. Önümüzde bir uyuşturucu karteli ve kısa zamanda işledikleri 3 cinayetin bilgileri duruyor. Salih, Aykut, Gülsüm. 3 cinayet, devasa bir suç örgütü, tek bir şüpheli, Sait. Bulunmasa bu soruşturma için çok önemli. Ancak sizden geri dönüş alamadık. Çünkü çabalarımız daha henüz karşılığını vermedi. Elimde bir şey yokken size gelip ne anlatabilirim? Asabileşmenin lüzumu yok. Sizi hatırlatırım. Siz bu dosyanın başına geçmiş olabilirsiniz. Ama benim de başında bulunduğum bir şube var. Ve şu an sahada ekiplerimin başında olmam gerekiyor. Haberiniz yoksa da söyleyeyim. Şu ara uyuşturucudan patır patır gençler ölüyor. Ve ben onları zehirleyenleri bulmak yerine gelmiş burada sizin bitmeyen sorularınıza cevap veriyorum. Kusura bakmayın. Sait'le ilgili bir gelişme olursa haberiniz olur. Müdürümüz bayağı huysuz. Sait konusu açılır açılmaz nasıl kaçtı gördün mü? Esma, bir araştır bakalım. Bugün içinde uyuşturucudan ölen olmuş mu? Yoksa Engin müdür bizi atlatmak için yalan mı söylemiş? Evet, aynı yerdeyim. Yok, hayır, herhangi bir sıkıntı yok efendim. Aynen konuştuğumuz gibi. Yani talimat gelene kadar burada saklanacağım. Kimler? Yok, unutmadım, hayır. Söz veriyorum, onlarla ilk fırsatta ilgileneceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Anlatacağım kuzum. Geç arabaya. Seninkiler bayağı korkmuş abi. Kaçar gibiler. Kızım yanında olmasa ben bilirim onu yapacağımı. Hadi takip et çabuk. Tamam. Acele etme. Hepsine dikkatli bak, olur mu? Yusuf evde mi? Bakıyorum ama yok. Bunların hiçbiri değil. Kız şüphelendiği adamı tespit edemedi. Elimiz hala boş. Böyle tek tek fotoğraf göstererek olmayacak. En iyisi robot resim çizdirmek. Doğru, doğru. En azından ekiplere dağıtacak eşkalimiz olur. Ressam çağıralım. Acil olduğunu söyleyin. Bir an önce gelsin buraya. Tamam ya. Benim bir adamım vardı. Hallediyorum ben onu. Hadi, iyi olur. Selam. Ne durumdayız? Buyur müdürüm. Engin, gel. Yusuf'a uyuşturucuyu kim sattı bulmaya çalışıyoruz. Savcıyla nasıl geçti? Gergin, her zamanki gibi. Narkotikten birkaç amirle konuştum yolda gelirken. Şu uyuşturucu işine bulaşmış adamların takıldığı birkaç mekan öğrendim. Baba bence operasyonu birlikte yürütsek iyi olacak. Haklısın.
Ne kadar kalabalık o kadar iyi. Hazırlanın. İşimiz çok, hadi. Baş üstüne müdürüm. Baş üstüne. Al. Hadi. Nerede kaldın lan? Müşterinin birini alları dikti. Hadi be. O kadar da dedim salağa yavaş vur diye. Öyle haliyle başım belaya sokacak git. Sait abinin kulağına gitmesi iyi. Biliyorsun sorun istemiyor. Ben de istemiyorum ama oluyor işte. Müptezelin biri yüzünden hepimizin tezgahı bozulacak. Ben ne yapayım lan? Herif altın vuruş yaptıysa benim suçum ne? Abi yenge karakola geldiyse seni şikayete gelmiştir. Dedim sana tehdit etme diye. Kafayı takmış bu ya. Beni katil etmeden rahat durmayacak bu. Durma burada. Hadi kıllanmasın. Nasıl olsa bulurum ben anamız Suzu. Hadi bas gidelim. Tamam abi. Annemi çok seviyorum ben. Ama babam onu hiç sevmiyor. Hem de hiç. Çünkü bizi sevse böyle yapmazdı. Keşke hiç çıkmasaydı hapisten. Baban size çok mu kötü davrandı? Evet, çok. Neler yaptı mesela? Anlatmak ister misin? Niye sustun İlknur? Çok mu sıkıyorum seni? Annem nerede ya? Annen içeride. Korkma. Seni almadan hiçbir yere gitmez. Ya bu angarya işlerde hep beni bulur zaten. Seni de buralara kadar sürükledim, kusura bakma. Ne olacak abi? Sorun değil. Karakol amirini 2 saniye göreceğim. Sonra çıkarız söz. Burası zaten. Keşke babam hapisten çıkmasaydı. Annem çok korkuyor babamdan. Öyle üzülüyorum ki. Annemi çok dövüyordu. Bahar, sen ufaklıkla biraz sohbet et. Ben içeri girip çıkayım. Tamam abi. Tamam, üzülme artık canım. Şu benim evrağı almaya geldiğim müsaitsen. Tabii. Burada hazır, buyurun. Zahmet oldu, kusura bakma. Bizim adamlardan biriyle yollardım ama inan boşta adamım kalmadı. Olsun olsun. Dışarıdaki prenses sizin kızınız mı? Evet. Bir şeyler anlatıyordu da kulak misafiri oldum. Başkomiserim sorun olmayacaksa bir de bana özetler misiniz olayı? Hatice Hanım eski eşinden şikayetçi olmaya gelmiş. Tehdit mi? Hı. Cezaevinden yeni çıktı. Çıkar çıkmaz kabus gibi çöktü yine. Baban çok mu üzdü sizi? Hı. Kötü mü konuşuyordu yoksa başka şeyler mi? Dövüyordu. Beni bazen ama annemi her gün dövüyordu. Halbuki benim annem melek gibidir. Rahattık son 3 yıldır. Şimdi çıktı içeriden yine kör olasıca. Yine başımıza bela olacak. Benim vücudumdaki kemer izleri daha yeni geçti. Bir daha aynı eziyeti kaldıramam. Kendimi de geçtim. Kızımı nasıl koruyacağım bu manyaktan? Bir Selim'i arayıp bulacağız. Tehdit suçundan yeniden ceza alabilir. Ama bu sırada sizin de uzaklaştırma kararı aldırmanız gerekiyor. Nerede oturduğunuzu biliyor mu? Galiba bilmiyor. Bu da bir şeydir. Biz mahallenizdeki devriyeleri sıklaştıracağız. Özellikle sizin sokağınızda sık sık polis gezecek. Bu beni korumaya yetecek mi? Geç bakalım. Anne! Kuzum! Hatice Hanım, İlknur biraz kötü oldu. O yüzden sizi istedi, getirdim ben de. Gel canım. Hadi gel, biz çıkalım hadi. Gel. Gel. Üzülme kuzum. Bak yanındayım. Geçti. Anne, bize ne olacak? İyi olacağız annem. Çok mutlu olacağız. Abi. Kızın hali perişan. Kendisinden çok annesi için üzülüyor. Başkomiserim. Bari siz bir şeyler yapın. Gerekirse koruma şubeden kapılarında bir eleman beklesin. Haklısın başkomiserim. Ama
Şu gördüğün yığın var ya, hepsi koruma sırası bekleyen mağdur kadınların dosyası. Yetişmek mümkün değil. Neredeyse tüm polislerim canla başla bu kadınlar için koşturuyor. Ama yine de yetişemiyoruz. Vallahi bizdeki durum da farklı değil. Ama arkamızı dönemeyiz başkomiserim. Sahip çıkmak lazım. İlgileneceğiz. Hiç merak etmeyin. Robot resim budur. Çocuk temizliği çıkardı. Bunu arıyoruz. Bunu çoğaltın ve ilgili birimlere dağıtın. Hadi. Anlaşıldı müdürüm. İstanbul'un en pis sokaklarına keşfe çıkacağız. Çok dikkatli olun, tamam mı? Karşılaşacağınız adamlar kaybedecek bir şey olmayan, bitmiş tükenmiş adamlar. Biz bu pisliği temizlemezsek Yusuf gibi daha birçok genci kaybederiz. Bunu aklınızdan çıkarmayın, tamam mı? Anlaşıldı, tamam. Hadi o zaman, hareket vakti, hadi. Bugün seni çok yorduk. Sen evine gidip dinlensen iyi olur. Hatta yakın bir arkadaşın varsa onun evinde kal bu gece. Yanında biri olursa belki daha rahat uyursun. Ben sizinle gelmek istiyorum. Nasıl yani, anlamadım. Siz satıcıları aramıyor musunuz? Ben Yusuf sayesinde hepsini biliyorum. Hangisi nerede takılıyor size gösterebilirim. Ahucum, çok zorluyorsun kendini. Bunu yapmak zorunda değilsin. Ben size ayak bağı olmam, arabadan inmem, varlığımı bile hissetmezsiniz. Ne olur anlayın. Benim sevdiğim adam öldü. Bırakın onun hatırası için size yardım edeyim. Var ya, dizi başlasın, en şekil arabayı alacağız. Böyle hafif ticariyle gezdirmem seni, merak etme. Aa, geldi geldi. Çekin abi, çekin abi. What's going on? Ne oluyor ya? Peki, kim bunlar? Çekin abi, bir fotoğraf çekilebilir miyim? Ay, inanmıyorum. Çekin abi, bu tarafa. Tamam tamam, bir dakika durun. Sırayla gel. Tekin, ne oluyor? Sen de gel. Sevgilim meşhur oluyor hayatım. Mahallenin çocukları Tekin abilerini görmeye gelmiş. Gel hayatım, sen de gel, gel. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Çok kalabalıksınız. Benim senaryo çalışmam lazım. O yüzden hep birlikte toplu bir fotoğraf çekilelim. Hadi birinin selfie yapsın. Gelin böyle. Vallahi aferin Tekin'e. Resmen hayran kitlesi var çocuğun. Yalnız ben şu sarı çiyana fena kuruluyorum teyze ya. Bu kız var ya, bu kız. Sinsi bu, sinsi. Tekin'i kafesler bu bugün yarın. Aha bak, şuraya yazıyorum. Seni ne zaman kafesleyecekler kız? Yok mu hala bir şey? Kız kazık kadar oldu da hala baba evindesin. Hele de şu güzellikle. Ya gelmesen üstüme olmaz mı acaba? Ha? Kız şaka yaptım Zeliş. Ahu biz... Bulduğumuz şüphelileri gelip sana göstereceğiz. Tamam. Buradan kıpırdamak yok, tamam mı? Memurların gözünün önünden ayrılmak da yok, tamam mı? Hele kendi başına iş yapmak katiyen yok. Anladım, tamam. İyi, hadi geç yerine. Kız zaten perişan, Mesut. O kadar sert yapmana gerek var mı? Bu kızın burada olmasına gerek var mı? Niye operasyona getirdik ya? Ya çok istedi, yalvardı. Ben de getirdim. Uzatmasan olmaz, değil mi? Öf, tamam iyi be. Hadi gidiyoruz. Cemal, başladınız mı? Turluyoruz şimdilik. Şüpheli hareket henüz yok. Nerede bulacağız bu müptezelleri? Takıldıkları sokakları gezerek, şüpheli gördüklerimizi gözaltına alarak. Böyle böyle bulacağız işte. İnşallah söylediğin gibi kolay olur. Ya bir şey söyleyeceğim, kafama takıldı. Dinliyorum. Şu Sedef meselesi. Ben istemeden laf taşıdım ve yine istemeden başını ağrıttım. Kusura bakma. Güzel başladın ama ben bir özür bekliyordum. Özür mü? Abartma. Kusura bakma dedik işte. Tamam tamam, kızma hemen. Özrünü kabul ediyorum. Ama böyle kuru kuru özür olmaz. Hala özür diyor ya. İnsan bir hediye verir yanında ya. Bak bir şey ısmarlar, ne bileyim. Operasyondayız Cemal. 2 dakika ciddi ol, olur mu? İşimizi yapalım lütfen. Hadi yürü. Ya buraya gel. Gel gel. Tamam, sen devam et. Ver bakalım kimdi. Ver bakalım. Birinden hap çıktı. Biri de cebinde çakıyla geziyormuş. Karakola yolla hepsini, onlar baksın. Asıl aradığımız bunlar değil. Uyuşturucu taşıyanlar rastlamadık henüz. Aramaya devam. Daha yeni başladık.
Tanıyor musunuz bunu? İyi bak. Yok, tanımıyorum. Sen? Bana değil oğlum, resme bak, resme. Tanımıyorum abi. Kızlar, şu adamı hiç bu civarda gördünüz mü? Tamam, hadi. Hayır, görmedik. Yok, hayır, görmedik komiserim. Tamam, sağ ol. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Var mı bir şey? Anlaşıldı, anlaşıldı. Gençler, kimlikleri alayım. Yok kimliğim lan. Ne yapacaksın? Vuracağım mı? Sen düzgün konuşsana. Hadi lan oradan. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. 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 Dur, be. Ya yapmayın, ne yapıyorsunuz ya? Olamaz. Ya bir şey yapmayın. Dur, sesi. Dur, nereye kaçıyorsun? Hadi. Dur. Ya adam buradaydı, siz ne yapıyorsunuz? Bu adamı tanıyor musun? Siz kimsiniz? Neye benziyoruz? Asayiş. Bak, bu adam önemli. Sandığından daha tehlikeli. Eğer tanıyorsan bize bilgi ver. Evet, tanıyorum. Adı Ekrem. Mesut komiserim. Cevap verin Mesut komiserim. Söyle. Ahu'yu kaybettik de. Acaba sizinle mi? Yoo. Nasıl kaybettiniz ya? Kaybettik ne demek? Sokakta arbede çıkmıştı. Biz orayla ilgilenirken kız gitmiş komiserim. Telefonunu da bırakmış. Biz mekana bile almayız. Bu Ekrem de, arkadaşları da hepsi torbacıdır. Uyuşturucu satarlar. Nerede buluruz bu herifi? İki at sokakta metruk bir mekan var. Orada takılıyorlar. Şuraya bir ismini yazsana. Yazayım. Müdürüm, şüpheli şahsı bulduk. Nerede? İki sokak aşağıda, metruk bir bina varmış. Tamam, anladım. Koş hadi, koş 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 koş. Yanlış gelmişsin sen. Beni arıyordur o. Yine karşılaştık yenge hanım. Kim bu? Dün geberen herifin sevgilisi. Polisleri üstümüze salan mikrop karı bu işte. Hani nerede lan polisler? Bir başına mı geldin beni bulmaya? Sen aşağılık bir adamsın. Yusuf'u sen öldürdün. Hadi lan oradan. Ne yaptıysa kendi yaptı. Ama şimdi konumuz o değil. Şimdi sana ne yapalım tatlı kız? Kaçacak yerin de yok. Ne yapacağım bakalım ha? Ver şu sopayı. Bırak beni! İmdat! Bu taraftan. Burası mı? Barmen bu sokağı tarif etti. Koş 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 koş. Ne orada? Kalk polis. Kalk kalk. Tamam. Çat 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 şöyle. Tamam tamam, teslim oluyorum, tamam. Sıkıysa olma lan. Hadi iyi olsa bir hareket yap. Şunları. Tamam, sakin sakin. Yok deme bir şey yok. Ya ben sana bekle demedim mi? Niye beklemiyorsun? Onu gördüm. Yusuf'a mal getiren adam. O işte. Adı Ekrem'miş. Sen mi verdin lan Yusuf'a zehri? Hayır yok öyle bir şey. Dur bakayım. Bunlar ne lan o zaman? Ha? Şş, süs olsun diye mi taşıyorsunuz lan bunları? Ha? Hadi toplayın çocuklar. Arkadaşlara ayak istiyorum. Ayvan! 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 Tamam, tamam, tamam kızım, tamam. Tamam.
Selim abi yakacaksın kendini. Değmez, yapma. Karışma lan. Sen kimsin oğlum? İzin mi alacağım lan senden? Karımdan hesap sormak için izin almam ben. Yeter lan. Ne halin varsa gör. Defol git lan. Güzel uyu, tamam mı bir tanem? Sen de güzel uyu. Hiç uyumuyorsun ki. Sen beni boş ver. Bugün olan çirkin şeyleri de düşünme, tamam mı? Biz çok mutlu olacağız, değil mi anne? Öyle demiştin ya. Çok mutlu olacağız bir tanem. Söz. Hadi Allah rahatlık versin güzel kızım. İyi geceler anneciğim. İyi geceler canım. Anne, bebeğimi de verir misin? Al bakalım bebeğini. Al bununla uyu güzel kızım benim. Hadi iyi geceler. Götürün. Abi yavaş ya. Ne yavaşı lan? Senin gibi aşağılık herife kibarlık mı yapacağız? Yusuf'un ahı var üstünde Ekrem. O çocuğun kanına girdin ya. Onun acısını misliyle çıkaracağım senden. Götürün şunu. Ekrem de diğer torbacı arkadaşları da elimizde. Üstlerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulduk. Bağlantılarını araştıralım diyorum. Ezgi ile sen bu gece büyük iş kotardınız. Ekremlerin adresini sayenizde bulduk. Sağ ol. Yoksa var ya ahu için çok geç olabilirdi. İpten aldınız kızı valla. Harbiden elinize sağlık. Eyvallah abi. Hepimizin eline sağlık komiserim. Bu son söz manyağı galiba. İç biraz. Niye lafımızı dinlemiyorsun ki? Ya sana bir şey olsaydı, ha? Ya yetişemeseydik? O hadiler yakalandı ya, bana ne olursa olsun. Ben Yusuf'a olan borcumu ödedim. Allah'ım sen koru. Kim o? Benim. Git buradan Selim. Konuşmaya geldim, aç. Benim konuşacak bir şeyim yok. Boşandık biz. Sen yoluna, ben yoluma. Hatice, beni dinle. Eğer bu kapıyı açmazsan olay çıkarırım. Tüm mahalle ayağa kalkar. Ben efendi efendi konuşmaya geldim. Başka bir derdim de yok. Şimdi mahalleye rezil olmak istemiyorsan, ilk nur sesimize uyansın istemiyorsan, bu kapıyı paşa paşa açacaksın. Diyeceğimi deyip gideceğim. Sonra hepimiz rahat edeceğiz. Anladın? Sana lanet olsun. Peki. Olay çıkarmadan diyeceğini deyip gideceksin. Söz mü? Söz. Aç kapıyı. Aa, yapma! Yapma! İnandın mı lan hakikaten? Bana yaptıklarından sonra sessiz sedasız gideceğimi mi sandın? Yok öyle bir dünya. Selim yapma! Kızımız var! Anasız mı kalsın? Kalırsa kalsın. Bu hesap bu gece kapanacak, o kadar. Hayır yapma, yapma, ne olur yapma, yapma. Beğendin mi yaptığını Hatice? Senin suçun bu, senin suçun. Lan ne yaptın sen? Lan? Tarık! Anne. Anne. Anne neredesin? Anne! Anne! Anlaşılan bereketli bir operasyon olmuş ha? Yusuf'a mal satıp ölümüne neden olan torbacıyı yakaladık. Hatta onu ararken başka torbacılar da bulduk. Ekrem ve üç arkadaş şu an nezarette. Tabii bunlar yalnızca sokak satıcısı.
Patronları kim onu bulmak lazım. Sorguda öğreniriz usta. Rahat ol. Eminim öğrenirsiniz. Hüsnü abi aradı. Bir cinayet ihbarına gitmişler. Maalesef yine kadın cinayeti. Yapma. Detay ver Ali, nasıl olmuş? Yine benzer hikaye. Boşanmış çift. Boşanmayı yedirememiş aşağılık bir herif. Ve kızından başka hiçbir derdi olmayan zavallı bir anne. Kızın durumu? Saldırı sırasında uyumuş. Babasıyla karşılaşmamış. Sabah uyandığında annesinin cesedini bulmuş evin ortasında. Çığlıklarına komşular koşmuş kızın. Lanet olsun. İlknur nerede? Bağ kızı hastaneye götürdü abi. Çocuk psikoloğuyla görüştürecekmiş. İyi akıl etmiş. Kızcağız ne perişandır şimdi. Bu arada dün gece şurada biri daha bıçaklanmış. Ağır yaralı hastaneye kaldırmışlar. O da mı Selim'in işi? Öyle görünüyor. Yaralı adam kendinden geçmeden evvel paramediklere Selim'in adını vermiş. Ona niye takmış manyak? Tarık mahallenin esnafı. Komşulardan birinin anlattığına göre Hatice'ye talip olmuş. Selim de bunu duymuş olabilir. Hapisten çıkar çıkmaz da katliam yapmış. Niye? Çünkü büyük delikanlı. Ama aynı büyük delikanlı kim bilir hangi fare deliğinde saklanıyor şimdi. Namussuz herif. Ulan kızını da mı düşünmezsin be? Psikologla görüşeceksin. Bir çeşit doktor gibi düşün. Onunla oturup konuşacaksınız. Konuşmak istemiyorum. Tamam. Peki istemiyorsan konuşmazsın. Tamam? Sen de benimle gelecek misin? Ben burada seni bekleyeceğim. Bir yere ayrılmayacağım. Tamam? Merak etme. Şimdi kötüsün biliyorum ama belki konuşmak iyi gelir. Ha? Ne olacak konuşunca? Annem mi gelecek sanki? Canım benim. Gel. Tamam ağla, boşalt için tamam. Bir tek annem vardı benim. Bir tek o beni seviyordu. Şimdi beni kim sevecek? İlknur, hadi gel. Ben annemi istiyorum. Biraz müsaade etseniz bize. Ha? Tamam. Gel. Ya ben annemi istiyorum. Kayıntı getirdim. Eyvallah, sağ ol. Niye bu kadar uzun sürdü? Bizim oralar komple polis kaynıyor. Korktum, ta öbür mahallenin fırınından aldım geldim ekmeği. Sen niye korkuyorsun ki? Sana yardım ettim diye beni de arıyorlardır. Ha, aranıyoruz yani. Ama burası sağlam değil mi? Şimdilik sağlam. Ha bu arada Tarık ölmemiş, hastaneye kaldırmışlar. Şanslı herif. Dün tesadüfen tanıştık. Bizim Serdar abinin odasında denk geldik. Nasıl korkmuştu bir görseniz. Sanki biliyordu başına geleceği. Kızda vasiyet nasıl? Felaket Rıza baba. Psikoloğun yanına bıraktım. Öyle kötü ağlıyordu ki. Bir an ben de unuttum polis olduğumu. Ağlamaya başladım orada işte. Tutamadım kendimi. Çaresizliğini gördükçe içim parçalandı. Peki kıza kim bakacak? Anneannesiyle dedesi. Onlar da perişan halde. Bir aşağılık herif kaç tane insanın hayatını mahvetti ya. Bir şey yakaladın. Selim mi? Evet. Bir dükkanın güvenlik kamerasına yakalanmış. Cinayetin hemen öncesi. Anladığım kadarıyla burada Selim'le arkadaş kavga ediyorlar. Sonra ayrılıyorlar. Selim tek başına Hatice'nin evine gidiyor. Selim cezaevinden yeni çıktı. Ne kadar akrabası varsa evlerine baskın verdik. Ama saklandığı yeri tespit edemiyoruz. Geriye bir kişi kalıyor. O da bu herif. Artık her kimse. Oturduğunuz yerden kim olduğunu öğrenemezsiniz. Mahalleye gidin, etrafa sorun. Arkadaşını bulursanız Selim'i de bulursunuz tabii. Tamam baba. Benim uyuşturucuyla işim olmaz abi. Bu üstünden çıkanlar ne oğlum o zaman? Benim değil onlar. Oğlum cebinde ne işi var o zaman? Siz soktunuz onları cebime. Oo, yapma ya. Koskoca emniyetin işi gücü yok. Sana komplo kurduk öyle mi? Ben bilemem. Sizin vardır bir hesabınız.
İyi, tamam, haklısın. Tamam, hadi. Hadi, serbestsin. Eyvallah. Gerizekalı! Gerizekalı! Bana bak! Ulan kafamı kızdırma. Bu odadan çıkarmam seni. Keşke hapse düşseydim dersin. Anlat lan, kim verdi size malı? Bana Ekrem verdi. Ona kim veriyor bilmiyorum. Ben bir tek Ekrem'i tanıyorum. Geç lan şuraya. Geç otur. Ekrem mi bağladı size bu işi? Hepsi onun başının altından çıktı. Biz de parayı görünce uyduk şeytana. Allah affetsin. Ulan yüzsüz herif. Gencecik çocukları uyuşturucuya alıştır. Milleti zehirleyip cebini doldur. Sonra da Allah affetsin. Ha? Devlet affetmez koçum. Uyuşturucu ticaretinden en az 10 yıl yersin. O yüzden kuzu kuzu cevap ver şimdi. Size bu malı kim temin ediyordu? Bize Ekrem veriyordu. Ona nereden geldiğini bilmem. Yusuf'u severdim. Bağımlıydı ama iyi çocuktu. Hatta tedavi olmasına bile vesile oldum. Dedim ki bu çocuk temiz. Bu çocuğa bir şans verelim. Sahip çıkalım. Sonra bir gün bir baktım, Yusuf'un cesedi karşımda. Karşımda. Şurada! Kalkın! Kalkın! Sen otur şuraya. Yusuf ölmüş. Deli dışarıda yatıyor. Kurtarmak için uğraştığımız oğlan mevta olmuş. Ne diye? Ciğersin biri 3 kuruş kazanacak diye. Doğru mu lan? Doğru mu lan? Doğru mu lan? Doğru mu? Geç hele. Mesut abi formundan bir şey kaybetmemiş. Şu kaydı kapat da işi almayalım başımıza. Şimdi Ekrem, Yusuf'u sen öldürdün. Yetmedi, adamın sevgilisini de bu suya düşürdün. Biz yetişmesen kim bilir ne yapacaktın? Tüm bunlar dururken bana bilgi vermezsen seni bu odaya gömerim. Kimse de bana dur diyemez. O yüzden cevap ver bana. Malı sana kim satıyor? Sait diye biri. Lan ne Sait kim lan? Sait mi? Bizim aradığımız Sait olmasın? Kim ulan bu kadar tesadüf olmaz herhalde. Sait kim? Adamı bir sefer bile görmedim. Nerede yaşar, nerede gezer bilmiyoruz. Aracılar vasıtasıyla bize mal satar. O aracılar da her seferinde değişir. Mahyan biri. Kimseye güvenmez. Nerede bulacağım bunu? Yüzünü görmedim diyorum. Adresini nereden bileyim? Ulan ukalalık yapma lan! Ukalalık yapma! Ukalalık yapma lan! Ukalalık yapma! Ya adam gibi bilgi ver ya da kapa çenen lan yedi ayağını. Tek bildiğim Sait'in yarın mal indireceği. Nereden indirecekmiş? Vallahi bildiğim bir tırın zulasında yığınla mal taşıyor. Tem'den İstanbul'a girecek. Ümraniye'de bir tır parkında karşılayacaklar. Sonra da İstanbul'a dağıtacaklar. Güzel tüyo aldık heriften. Yarım yüklüce miktarda mal İstanbul'a girecek. Bizden kaçabilirse tabii. Hazırlık yapmak lazım şimdiden. Pek vakit kalmadı. Sevkiyatı patlatmak için ne lazımsa yapacağız. Tırdaki zehir İstanbul'a yayılırsa Yusuf gibi daha çok ceset toplarız. Allah korusun usta. Düşman dur lan! Lan! Lan nereye kaçıyorsun lan? Selim abine mi kaçıyorsun yoksa? Ne Selim'i, ne alaka? Göstereceğiz sana alakayı. Al arabaya. Ben hiçbir şey yapmadım. Suçum yere, ne? Yere. Merkezi mi götüreceğiz? Merkez uzak. Vakit kaybetmeyin. Buralarda bir yerde hallederiz. Geç. Geç şöyle. Mahallede sorduk, soruşturduk. Selim'in tek arkadaşı senmişsin. Dün akşam da birlikteymişsiniz. Elimizde kayıtlar var. Dün bir ara birlikteydik ama ayrıldık. Lan bir an! Çocuk mu kandırıyorsun lan sen? He? Lan cezaevinden sen almadın mı? Bütün gün beraber değil miydiniz lan? Allah bilir, bıçağı da sen vermişsindir Selim'e. Selim'in Hatice'yi öldürdüğü bıçağı. Doğru söyle, sen mi verdin? Yok öyle bir şey. Ben Selim'i vazgeçirmek için kendimi yırttım. Dinlemedi beni hıyar. O zaman adresini ver. Kapansın şu mesele.
Eğer size söylersem ben de suçlu durumuna düşerim. Kanun koçağını sakladım diye bana da ceza verirsiniz. Lan eğer söylemezsen cezayı o zaman görürsün. Bak sağına soluna. Neredeyiz? Etrafında kim var? Hiç kimse. Karşında 4 tane silahlı polis. Sana istediğimizi yaparız. Kimsenin de ruhu duymaz. Akıl ol konuş. Nerede lan? Bizim bir ufak ev var yan mahallede. Buraya yakın. Derme çatma bir yer. Selim orada saklanıyor. Yürü. Hadi götür. Selim burada içeride. Tek başına mı? Evet. Bana bak. Silah falan var mı evde? Bir pompalı tüfek var. Ama gizli bir yerde. Bulamaz kolay kolay. İki yandan çevirelim. Bah sen arkaya dolaş. Tamam abi. Gelin lan! Gelin bakalım! Karımı harcamadım, size mi harcayacağım? Biliyorsa gelin! Defolun lan! Etrafa sarıldı, teslim ol! At silahını! Yanlış adama çarptınız! Geberteceğim ulan hepinizi! Pişman olacaksınız! Benle baş edemezsiniz lan! Geberteceğim ulan hepinizi! Hepinizi geberteceğim lan! Defolun gidin lan buradan! Hepinizi geberteceğim lan! At silahını! At! 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 Geç şöyle! Yürü! Geç şöyle! Geç! Şerefsiz! Dayaları daya 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 daya! Namussuz herif! Tamam tamam bağır. Lan! Kalk! Kalk! O beni tahrik etti. Onun yüzünden oldu. Daha hapse girer girmez boşadı beni. Kendini sahipsiz sandı haspa. Ben olmasaydım adı çıkacaktı mahallede. Erkekliğime laf gelecekti. Ya kızın? Onu da mı düşünmedin? He? Düşündüm tabii. Sonra dedim ki Hatice gibi namussuz anası olacağına yetim kalsın daha iyi. Ya sen insan mısın be? Bittik! Şerefsiz. Hakan bırak. Bitirin dosyasını sevk edin. Defolup gitsin. Nasıl olsa onu içeride bekleyenler var. Hadi gidelim. Ne? Kim bekliyor? Anlamadım, ne diyorsunuz ya? Girdiğince görürsün. Hadi çıkalım. Çekil lan! Seni bugün beklemiyordum. Neymiş bakalım bu kadar önemli olan haber? Senin torbacıları polisi aldı. Ekrem ve diğerleri. Hem de üstlerinde mal varken yakalandılar. Yani suçüstü ha? Hiç şansları yok. Tutuklansalar işimiz kolaydı. Cezaevinde bitirirdik işlerini. Ama merkezde tutuyorlar. Ya konuşurlarsa? Lan ne konuşacaklar oğlum? Beni gördüler mi? Hayır. Seni? Hayır. Hiçbir şey bilmiyorlar zaten hakkımızda. Altı üstü yani verdiğimiz paketleri satan birkaç ayakçı onlar ya. Oğlum sen bunlara kafanı yorma. Sen yarını düşün. Sevkiyat yarın. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Tırı bekliyoruz. Oğlum bak çok yüklü mal geliyor ha. Sakın elinize yüzünüze bulaştırmayın. Mahvoluruz. Diğer iş ne olacak peki? Şu polisleri diyorum. Siz onları bana bırakın. Öyle bir planım var ki... Başlarına ne geldiğini bile anlamayacaklar. Demin izledik haberini televizyonda. Karının boğazını kesmişsin. Öyle gerekti. Ne yapalım? Namus belası.
Burada namus belası yok. Buranın tek belası benim. Ne yapacaksın? Benim de mi boğazımı keseceksin? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Hatice'nin fotoğrafını gördünüz mü? Ne güzel görmüş. Keşke hep gülseydi. Hayatı eziyete geçmiş zavallı. Ve zavallı bir adam sırf canı istedi diye hayatını elinden aldı. Daha böyle çok olayla karşılaşacaksın. Bu katıldığım kim bilir kaçıncı cenaze. Bir yerden sonra alışılıyor mu? Hayır, alışılmıyor. Her seferinde canın acıyor. Hatice henüz 30 yaşındaydı. Önünde kızıyla birlikte gülü oynaya geçireceği upuzun yıllar, gelecek planları ve hayalleri vardı. Henüz 7 yaşındaki kızı İknur'u her şeyden çok seviyordu. Ama bir anne için en acı tecrübeyi tattı. Kızına doyamadan hayata veda etti. Artık Hatice yok. Küçük İknur artık annesiz. Çünkü erkek terörü onları sonsuza kadar ayırdı. Hatice eski kocası ve çocuğunun babası Selim K. tarafından vahşi bir cinayete kurban gitti. Kendi ayakları üzerinde durarak evlat yetiştiren bir kadın sırf özgür olmak istediği için hayattan koparıldı. Hatice kızının mezuniyetini göremeyecek. Düğününde kızının yanında olamayacak. Torununu kucağına alamayacak. Ve İknur, annesini her şeyden çok seven bir masum kızcağız annesiz büyüyecek. Ömrü boyunca hasret çekecek. Annesinin şefkatini, annesinin kokusunu özleyecek. En büyük acıyı yine geride kalan çocuklar çekecek. Müdürüm, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Sağ olun, eksik olmayın. Sağ olun. Torununuz buralarda mı? Burada. İknur, gel yavrum. Gel kızım. Kimsiniz? Rıza Bey, emniyet müdürü. Başın sağ olsun evlat. Anneni çok özleyeceksin, biliyorum. Onu elbette geri getirmez ama belki biraz rahatlarsın diye sana bir şey söylemeye geldim. Annenin katilini yakaladık. Yaptığı cezasız kalmayacak, anladın mı? Merak etme. Bunu söylemeye mi geldin? Ne yapalım yakaladıysan? Keşke annem ölmeden önce yakalasaydınız. Ayıp etme yavrum, ayıp. Ben bilmek istersin diye söyledim bunu sana. Katil babamı yakaladın, hapse attın. Sonra ne olacak? Annem geri gelecek mi? Onu koruyamadınız, onu yaşatamadınız. Bir de teşekkür mü edelim? Annem nerede annem? Onu getirsene bana. İknur, kendine gel kızım. Annemi istiyorum ben. Başka hiç kimseyi istemiyorum. Sadece annemi istiyorum. Ben gitsem iyi olacak. Tekrar başını sağ olsun. Kusura bakmayın. İknur çok üzgün. Ne dediğini bilmiyor efendim. Kusur falan yok. Ayrıca İknur doğru söylüyor. Hatice bugün burada yoksa sorumlusu hepimiziz. Müsaadenizle. Peki efendim, güle güle. 2017 yılında 348, 2018 yılında 396 kadın erkekler tarafından öldürüldü. İçinde bulunduğumuz 2019 yılı sonunda bu sayının 400'ü aşması bekleniyor. Kim bilir kaç kadın acaba yarın ölecek miyim korkusuyla yaşıyor. Belki siz bu haberi izlerken bir kadın daha öldürüldü. Hatice erkek şiddetinin ne ilk ne de son kurbanı. Ama biz kim olursa olsun şiddet mağduru tüm kadınların sesini duyurmaya devam edeceğiz. Hadi dikkatli olun. Yapacağınızı biliyorsunuz. Gözünüzü dört açın. Bizi mahcup etmeyin, tamam mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı müdürüm. Anlaşıldı.
Beklediğimiz sır gelmek üzere. Herkes hazır mı? Her zaman hazırız. Şu gelen araç mı beklediğimiz? Galiba açıkta durmayalım herif kullanmasın. Hadi başlıyoruz. Saklanın. Herkes yerine, tamam mı? Kal orada polis! Dur! Polis! Dur! Kontağı kapat. Anahtarı dışarı al. Tamam. İn aşağı, in. İn. Lan hiçbir şey dokunmadan dışarı çık. Çık dışarı. Gel. Ne su şiştirdim komiserim? Uzatma. Tırın her yanını arayacağız. Yasa dışı bir şey taşıyorsan şimdi suçunu itiraf etmen senin yararına. Ben şoförüm, ne taşıdığımı bilmiyorum. Ya hep öyle derler. Peki o zaman. Mesut, başlayın aramaya. Getirin köpeği. Hadi başlayın aramaya. Al bunu. İsmin neydi senin? Beyza. Dizi ne zaman başlayacak Tekin abi? Çok yakında canım. Teşekkür ederim. Al bakalım. Coming soon. Ya ne de güzel yakışıyorsunuz. Bir selfie daha çekilelim mi? Tabii kardeşim, gel çekiliriz. Kalem verir misin canım? Tekin abi, benle de çekilir misin? Hayrola Tekin? Lokma mı dağıtıyoruz? Yo. Al bakalım. Bu kalabalık ne? Tekin! Fanlarım baba, fanlarım. Hayranlarım yani. Dizi tanıtımını görünce gelip fotoğraf çektirmek istemişler. İsmin ne kardeşim senin? Mehmet. Oğlum. Bana bak, kapıya dayanmış millet ha. Ben böyle şeyleri sevmem. Hadi çocuklar. Hadi bakalım, dağılın. Hadi anneniz babanız bekler. Hadi canım, hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Gidin dersinizi çalışın. Bırakın bu işleri. Sanki diziler kurtaracak sizi. Hadi siz de eve. Hadi. Go home Jennifer, go home. Ne güzel eğleniyorduk ya. Hey, gel buraya, gel. Al şu masayı da. Baba ünlüyüm ya. Babası yok. Ünlümden de başlatma. Ben mi taşıyacağım lan masayı? Hayatım. Gel bir el at şuna ya. Sandalye alsana. Ya nasıl çıkardık biz bunu buradan ya? Allah'ım ya. Ya baba ya. Abi ne olur beni de al dizeye ya. Sana ne oluyor acaba? Önce okulunu bitir, okulunu. Tekin'i çok seviyorlar. Tekin çok önemli olacak. Çok da zengin olacak. Bak şuna bak. Başlamış hemen para hesabına. Bana bak. Şu hayranlarına söyle. Bir daha evin önüne doluşmasınlar. Bir de ne ara fanın oldu senin? Ben hiç anlamadım ya. Olmuş vallahi baba. Ben de anlamadım yani. Ben ekmek getireyim. Pilav var mısınız? Afiyet olsun. Sağlık. Afiyet olsun. Bana bak. Ha. Avans aldın ama değil mi sen? Aldım. Sağ olsunlar, yatırdılar hesabı hafta başında. Sakın harcama. Akarken doldur evladım. Aman diyeyim bak. Sevgilin de olsa dikkat et. Yer bitirir paranı, anlamazsın. Allah Allah, teyze saçmalama ya. Doğru söylüyorum. Kapı. Kim bu? Tekin, yine hayranların geldiyse bu sefer çocuk mucuk dinlemem, kulaklarını çekerim. Dur hatta bana çek. Hello mu? Jenny. Aunt Rebecca. Kim bu ya? Ne bileyim ben oğlum. Bu benim teyze, Rebecca teyze. Teyze bunlar da Hüsnü, Papa. Merhaba. Tekin. Heidelberg. Çule. Aunt Nazike. Benden Rebecca. Memnun oldum. Eski kocalarımdan bir tanesi Türk'tü. O yüzden Türkçe bende birazcık var. Yani sizinle iyi anlaşacağız. Daha ne haber?
Biz işte. Hoş geldiniz. Welcome. Come. Buyurun. Allah ne verse yiyelim. Buyurun. Hep beraber yiyelim. Buyurun, bir tabak buyurun. Getirin Nazike. Bir tabak getiriyorum. Getirin. Dur. Sen otur. Buyurun. Madam. Madam. Baba gel böyle. Yürü. Yürü. Anlaşıldı mı? Tamam. Yürü. Tamam. Sorguya sokun. Bizi bekleyin. Tamam mı? Anlaşıldı müdürüm. Ne çıktı? Şimdilik bir kilo tozla 5000 civarı da hap. Ama tüm zulalara henüz bakamadık. Sayı artabilir. Güzel. Devam edin aramaya. İstihbarat sağlam çıktı. Burası cephanelik gibi. Şoförü merkeze çektirdim. Sıkı bir sorgu çekersek belki mal sahibinin ismini verir. Bu gelen kim? Bilmem. Yetkili kim burada? Sana diyor. Benim. Siz kimsiniz? Ben Vasıf Güler. Hem bu tır parkının hem de arama yaptığınız tırın sahibiyim. Arkadaşlar olay olduğunu söyleyince atlayıp geldim. Ben de Vasıf Bey'in avukatıyım. Madem burada gördüğümüz her şey size ait, o halde tırın içinde bulduğumuz uyuşturucu da sizin diyebilir miyiz? Uyuşturucu mu? Kasadan epey bir mal çıktı da. Yapmayın canım. Ben namuslu bir iş adamıyım. Şoför bir alt etmişse benim ne suçum var? Ama şoförünüzle ilgim yok diyor. Yemin ederim hiçbir ilgim yok. Bakın evimi, iş yerimi, tüm tırları, her bir konteynerimi arayabilirsiniz. Ama ben suçlu değilim. Her türlü işbirliği yapmaya da hazırım. Yine de gözaltı yapmak lazım. Buna gerek var mı? Müvekkilim her türlü işbirliğine açık olduğunu söyledi. Bizim illegal işlerle bağlantımız olmaz. Kaçakçı olup benim parkımı kullanan kim varsa da tutuklanması için size yardım ederim. Ama siz de beni anlayın. Ben burada koca bir holding yönetiyorum. Niye uyuşturucu kaçırayım ki? Tamam pekala. Gözaltına şimdilik lüzum yok. Ama detaylı bir ifadenize ihtiyacımız olacak. Yani aradık mı bulalım sizi ha? Tamam mı? Tabii. Kolay gelsin. Gidelim. Tabii efendim. Usta. Biraz kolay ikna olmadı mı ha? Gözümüz üstünde olacak, merak etme. Her zaman kaldığım oteldeyim. Ben Boğaz'ı görmeden yapamıyorum. İstanbul'da olduğumu anlamıyorum. Bir kere alışmışım. Ne yapabilirim ki, değil mi? Ya pahalı değil midir o otel ya? Bayağı lüks yani, ben biliyorum çünkü. Nereden biliyorsun acaba? Ha? Önünden geçiyoruz herhalde. Nereden olacak? Tövbe yarabbim ya. Aman karıştırmayın, bir şey soracaktım ben. Ayıptır sorması. Nereden alıştınız acaba İstanbul Boğazı'na? Biz ayda ya bir görüyoruz ya görmüyoruz. Unuttum değil mi ben anlatmayı? Jetlag olunca kafa benim gitti. Vallahi bizde de gitti. Sayenizde. Dur bir dinleyelim kızım. Dur toparlayamıyorum zaten. Benim ilk eşim Türk'tür. Biz 12 sene evli kaldık. Rüya gibi bir adamdı böyle. Toprağı bol olsun. Kapıdan girer girmez söylemişsiniz zaten. Öyle mi? Jetlag işte. Neyse. Allah rahmet eylesin. Bizde Allah rahmet eylesin denir ondan. Tabii. Rahmet. You're right. Neyse. Jennifer'cığım da karar aldıklarını söyleyince evlilik kararı. Ay, canım. Karar mı? Ha? Tekin? Baba. Ablacığım. Abla. Abi. Ne var be, ne var? Bir durun ya. Yani şimdi karar derken böyle net büyük büyük kararlar değil yani. Konuştuk Jennifer'la, yani şey düşündük, böyle hayal ettik gibi, değil mi my love? Nişan takarız dedik. Bize tutunca. Demedik mi Tekin? Tabii ki. Böyle hayalle başlar bütün bu işler. Ama ben
biliyorum sizin tür davetlerinizi. Denizciğimi yalnız bırakamazdım burada. Nişan, düğün hazırlıkları yapılırken olmazdı. Ay hazırlık. Bayılırım ben bu işlere. Ben de şimdi düşüp bayılacağım. Şimdi bayılacağım. Tekin ne diyor bunlar oğlum? Yani şimdi bir niyet oldu da ben bu kadar çabuk yayılacağını, öyle ta Amerikalara kadar duyulacağını düşünmemiştim. Yaymış senin my love. Yetiştirmiş akrabasını, getirmiş kadını buraya. Neyse tabii canım, gençler anlaşmışsa biz de onların mutluluğu için. Dur bu orada adam, üstüne. Baba. Baba. Baba iyi misin? Baba. Baba. Baba bunu yaptın. Yerimi sürme ya. İyi misin? Baba. Ben senin patlanın. Vurma vurma lan, vurma. Vurma lan. Ciğerimi söktün lan. Ya bitmedi eşek sıpası, bitmedi derdin. Ya nasıl bir vurmaktır bu ya? Ciğerimi söktün oğlum. Su getireyim mi sana? İstemez. Tövbe de olsun ya. Miami'de mi yaşıyordunuz siz? Neresiydi tam olarak Amerika'da? Evet. Miami, Florida canım. Yapma. Ben de sizi hepiniz oraya beklerim. Babacığım yok. Ay inşallah ya. Baba yok. Geliriz tabii. Alın. Tamam. Çıkartın bunu buradan, elimle kalacak. Alın bunu. Kızçırı. Tamam. Anacığım, Almanya'sı bitiyor, Amerika'sı başlıyor. Biz ne zaman böyle beynel minel bir aile olduk Hüsnü? Benden çalanın ömrünü çalarım. Lan! Kalk oğlum abinin üstünden. Allah Allah, fıtık edeceksin adamı. Başkanım günaydın. Merkeze mi? Merkeze. İyi hadi, kolay gelsin. Sağ olasın, sağ ol. Sana da kolay gelsin. Nişanlınla, teyzesiyle falan. Hadi bakalım. Baba. Sen bozuldun mu biraz bu işe? Aa, aşk olsun ya. Oğlumuz nişan yapacak. Biz de bunu elin Amerikalısından da öğreneceğiz. Tutup bir de bozulacak mıyız yani? Allah Allah, daha ne ya? Ya baba. Ya çok ani oldu yani. Daha seninle oturup konuşamadan bir baktık kadın kapıya gelmiş. Niye oğlum? Niye ani oluyor bu işler? Daha dün bir, bugün iki. İşini gücünü oturtmamışsın. Bu kız kimdir, necidir bilmiyoruz. Yani 2-3 ay arkadaşlık etmekle hemen karar verilir mi oğlum? Nişanlılık, evlilik ne demek, haberin var mı senin? Ya yok baba. Tamam haklısın ama ya ben seviyorum Jennifer baba ya. Ya oğlum sev, sev ne güzel. Ama gel bir sor. Gel bir konuşalım. Biz burada senin ailen miyiz, ev arkadaşın mıyız aslanım? Ne oldu? Ne zaman oldu? Nasıl bu kadar büyüdünüz de uçurtma gibi aldınız başınızı gittiniz, ben anlamadım ki. Neyse hadi geç içeri, geç, üşüteceksin, geç. Elif'im mi? Bilmiyoruz. Siz teşhis edeceksiniz. Biz kimliğini belirleyemedik. Değil. Değil Allah'ım, çok şükür. Elif değil. Değil. Kapat. Elif Aydınoğlu, 25 yaşında. 3 gündür kendisinden haber alınamıyor. Bize başvuran da Zekiye Aydınoğlu, annesi. Anlattığına göre
Elif 3 aydır bir ajansa kayıtlı model olarak çalışıyor. Fuarlar, katalog çekimleri, seyahatler. Hanımefendi, çalıştığı yerle ilgili bir sorunu oldu mu ya da gelip sizinle paylaştı mı Elif? Yok, memnundu işinden. Parasını kazanıyordu. Çok yokluk çektik zamanında. Ama şimdi rahatlamıştı biraz. En son cumartesi görüşmüştünüz değil mi teyzeciğim? Evet. Yine seyahatten gelmişti Antalya'da. 2 saat evde durdu durmadı. Yine çıktı. Son gördüğüm oydu. Bir erkek arkadaşı var abi. Kadir Akar. Ona da ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonları, hesapları, çalıştığı ajans. Hepsine bakıyoruz başkomiserim. Arkadaşlarımız bütün bilgileri almışlar. 4 koldan ilgileneceğiz, merak etmeyin. Evladın var mı? Var. Allah acısını göstermesin. Anlıyorsun değil mi nasıl yanıyor içim? Tabii ki. Bul kızımı ne olur, söz ver bana. Zikiye Hanım, söz veremem. Ama kızını, kendi evladımı arar gibi ararım. Arkadaşlar seni evine bıraksın, olur mu? Bizden haber bekle. Bu sabah karşı olmuş. Savcılıkla yeni görüştüm. Kesin intihar mı? Öyle diyorlar. Ne oluyor? Müdürüm Selim cezaevinde intihar etmiş. Tek kişilikte kalmıyor muydu? Biz de öyle biliyorduk. Muhtemelen soruşturma açılacak. Cezaevindekilerin başı ağrıyacak. O kadar olur. 1-2 ay sürer gürültüsü, sonra unutulur. Çok bile. Bence de. Cenaze için kızı da ailesini de yormasınlar. Destek olalım ha. Ben bir yoklarım Rıza baba. İyi olur. Hadi kolay gelsin. Şurada bardak kırılsa daha çok umrunda olurdu herhalde. Ha? Bardak kırılsa diyorum, daha çok umrunda olurdu Rıza babanın. E ne yapalım, üzülecek miydik yani? Ne bekliyordun? Yok da yani şaşırmadı bile Rıza baba. Olacağı belliydi. Ondan. Böyle can yakıp da gel buyur etmezler insanı. Paşa paşa yatıp cezanı çekmeden yok öyle. Ben daha geç bekliyordum, erken oldu. Birkaç ay öncesine kadar bayağı zor durumdaymış aile. Annesinin ilaçlarını bile alamıyormuş kızcağız. Sonra ajans. İş, güç, para, rahatlama. Hep aynı hikaye. Hangi hikayeymiş o? Sonu kötü bitenlerden. Neden şüpheleniyoruz, açık açık konuşsak mı? Çok gördüm bu ajanslardan. Elif gibi genç, güzel ve çaresiz kızları çalıştırırlar. Hiçbiri de tabelasında yazan işi yapmaz ve yaptırmaz. Anlatabildim mi? Anladım galiba. En son Antalya'ya bir iş için gitmiş Elif. Evet, bir mücevher fuarı vardı. Ama cumartesi döndüler ekip olarak. Kızım uçak biletlerini göster memur arkadaşlara. Konaklama bilgilerini, faturalarını. Hemen İffet Hanım. Her şey kayıtlı yani, sağlamcısınız. Bizde yanlış iş olmaz. Ajans deyince herkesin aklına neler gelir bilirim. Yeni değilim bu işlerde. Titizlenirim haliyle. Elif'i iyi mi bilirdiniz? Nasıllarınız? Sorumlu olduğu birileri var mıdır? Kadir diye bir adamdan bahsediyorlar. Erkek arkadaşım mıydı, tanır mısınız? Çok bir bilgim yok. Yeni başlamıştı. Sessiz sakin bir kızdır. İşinde gücünde. Ne derdi tasası vardır bilmem. Sevgilisi falan. O kadar içli dışlı değiliz yani. Yanlış bir şey söylemek istemem. Siz bir şeyler söyleyin İffet Hanım. Doğru mu yanlış mı bakarız. Genç bunlar. Akıllar bir karış havada. Kadir'i duymuştum. Sağlam bir pabuç değilmiş. Onu da duydum. O ne demek? Buradaki kızlardan tanıyanlar var. Güvenilir bir tip değil benim anladığım kadarıyla. Fazlasını gerçekten bilmiyorum. Elif'in bizdeki bilgileri bunlar. Buyurun. Bunlar bizde de var. Tamam, tamamdır. Biz yine uğrayacağız. Bir şey duyarsanız ararsınız. Tabii, muhakkak.
uğramazsanız hatırım kalır. Bulabildin mi bir şey? Yok. Bakıyorum. Buraya da bakalım. Ne yapıyorsun sen ya? Baksana. Yuh! Ne işi var bu kadar paranın bu kızda? Ayrıca niye oraya saklamış ki? Kadir'in adresleri boş çıktı. Adamdan iz yok. Bu ne, sizde ne var? Yuh! Paraya bak. Elif'in mi? Annesinin olamayacağına göre. Abi ne yapalım bu parayı? Anneyi alalım mı yeniden sorguya? İşe yaramaz. Benim aklımda başka bir şey var. Akrabamda kalırım 2-3 gün ama neden eve bırakıp gidiyorum ben hiç anlamadım. Ben size yolda anlatacağım. Buyurun Zekiye Hanım. Arkadaşlar bize müsaade. Anladınız değil mi? Gözünüzü evden ayırmak yok. Eğer haberi varsa Kadir denen Elif ya da Elif'in kaybolmasıyla ilgili olan her kimse o para için buraya gelecek. Tamamdır başkomiserim. Tamamdır başkomiserim. Merak etmeyin. Size güveniyorum. Elimiz boş dönmeyelim buradan, tamam mı? Emredersiniz. Hadi bakalım. Ezgi. Hı. Aslında ben beklerdim. Sen boşuna yorulacaksın. Görev ikimize verildi. Duymadın galiba. Tabii de. Başka işin falan varsa diye dedim. Ne işim olacak başka Cemal? İç işte. Benimki de laf. Sedef nasıl? Babası? İyi. Yani aynı. Bir değişiklik yok. Bak bu ben Sedef'le... aslında... Pardon sen söyle. Hayır canım sen söyle. Ben bu evlilik işine biraz şaşırıp bahsedince merkezde gidip hesap vermek zorunda kaldım Rıza babalara. Yani buna ben sebep oldum diye canım sıkıldı biraz. Sırf ona mı canın sıkıldı? Evet. Yani ben seni ispiyonlamış gibi oldum diye. Onu anladım. Başka? Başka ne? Eyvah gül gibi çocuğu kaçırdın falan demedin mi içinden? Tam şuranda. Bir şey hiç etmedi mi? Neremde? Kalbinde. Sen gerçekten hastasın. Ne oldu ya? Ne dedim? Allah aşkına sus. Azıcık sus, tamam mı? Ya tamam susayım da nereye gidiyorsun? Çay falan bulacağım şuradan bir yerden. Hava alacağım biraz. Hasta ya. Ruh hastası. Çıtmış. Sana ne çıtlayacağım ben be? Manyak. Saçları da böyle. Böyle bir olabilir. Böyle bir taç. Allah aşkına ya. Ben geldim. Aa, setin yok muydu oğlum senin? Ya vardı da senaryo gelmemiş, iptal ettiler. Ha. Biz iptal edemedik ama Tekin Bey. Teyze hanımlar burada. Çay mı içiyorsunuz? Bana da koysanıza abla. Hadi hadi bana bir çay koysana ya. Git kendini al çayını. Rahat bırak kızı. Allah Allah. Abi. Ha. Ben koyarım çayını. Tamam şöyleciğim sağ ol. Bu kadın dediğin kadar zengin mi ya? Tövbe tövbe ben ne bileyim kızım ya. Miami'yi anlatıp duruyor. Biz de götürür mü ki bir sorsana sen. Akraba olacağız sonuçta değil mi? Bir Miami'miz eksikti. Ne diyorsun kız sen? Bunun derdine de koş abine çay getir. Çay koy bana şuna. Tamam. Çay. Şişt bana bak. Bunlar nişan alışverişi deyip duruyorlar. Ne yapacağız oğlum?
Ya soru manyağı oldum yemin ediyorum. Bir nefes alın ya. Bir durun. E sen nişanlanıyorsun oğlum. Kime soralım ne aldı diyeceğimizi? Kime? Ya, yemin ediyorum var ya artık gelmeyin benim üstüme gelmeyin. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Abla. Sibelcan'ın da evi vardı değil mi Miami'de? Doğru mu hatırlıyorum ben? Sen bana imtihan mısın? Ha? Beddua mısın kızım sen bana ya? Hadi kızım hadi. Çok heyecanlıyız Takıncığım. İyi ki erken geldin. Yani işim erken bitince mecburen öyle oldu. My love. Canısı nasıl da yakışıyorlar. Sweetheart değil mi? Ya. Şimdi bu alışveriş işi nasıl olacak Rebecca Hanımcığım? Bizde aslında bohça adeti vardır. İki taraf ayrı ayrı yapar hazırlığını. Böyle getirilir, hepsi serilir falan. No. Birlikte çıkacağız alışverişe. Ben bir iki randevu aldım güvendiğim büyük mağazalardan. Bugün yarın gider başlarız. Başlarız dedi. Alırız çıkarız da demiyor. 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 Demek ki uzun sürecek. Randevulu mağaza mı varmış kız? Sosyetik yerlerde oluyor öyle. Bizi alırlar mı kız oralara? Bilmem. Şimdi biz şöyle yapalım. Biz hiç acele etmeyelim. Babam da ailemizin büyüğü de olsun. Yani o varken oturup konuşalım en iyisi. Ne de olsa tecrübe diye bir şey var değil mi? Büyükler bizde önemli. Değil mi Jennifer'cığım? My love, ha? Hesta Papa çok şeker adam. Evet, o da varken yapalım alışverişi. Kesinlikle. Of course. Hüsnü Bey olmazsa olmaz. O diyecek sonuçta her şeyi. Helal. Ah Hüsnü'cüğüm, ah. Bu adam sana ne yaptı ya? Ha? Bize de alınıyor değil mi bir şeyler? Sadece kız tarafına değil yani. Geliyor terlik. Alinir. Hala hareket yok. Sabırlı olmak lazım. Bu izleme işleri böyle. Biliyoruz herhalde. Tamam ya bir şey demedik. İyi. Bir şey diyeceğim. Sen gergin misin biraz? Ben? Yok. Neden? Karnım acıktı benim. Bir şeyler alacağım. Gerek yok otur. Ne diyorsun sen ya? Cemal abi. Vay aslan parçası ver. Köfte dürüm ayran. Eyvallah. Al bakalım. Akşama bendensiniz. Selam söyle çocuklara. Sağ ol abi. Bu kim? Osman. Bizim çocuklardan. Mis gibi koktu. Acıktık değil mi? Ha? Soğanlı mı bu? Köfte dürüm soğansız olur mu? Ayran. Seni bekliyoruz Kadir Efendi. Nerelerdesin? Dur ateş etme. Ne ateş etmesi oğlum? Polis. Polis mi? Çok mu şaşırdın? Elif nerede? Vallahi bilmiyorum. Yemin ederim. Düşündüğünüz gibi değil. Orasına merkezde bakarız. Yürü. İyi konuşmuyorlar senin hakkında Kadir. Adam yaralama, alıkoyma. Pek rahat durmamışsın. Hatalarımız oldu. Doğrudur. Senin hatandan bana ne lan? Ha? Bana Elif lazım Elif. Kız nerede? Abi bilsem gidip alabilsem almaz mıyım? Ben neyin peşindeyim sanıyorsun? Bana paranın peşindeymişsin gibi geldi de. Değil vallahi. Paranın Allah belasını versin. Bana Elif lazım. Ciddi mi bu? Kandırmamış mı kızı yani? Kandırsa da kabul eder mi Rıza baba? Bayağı korkmuş baksana. Belli olmaz.
Ajansa sen mi yazdırdın Elif'i? Ben yazdırdım abi. Her zamanki gibiydi işler. Ben kızları kafalar İffet ablaya götürürüm. O da imzalatır sözleşmeyi. Sonra? Sonrası yokuş aşağı. Ama Elif başkaydı. Saftı abi. Tertemiz. Ben hayatımda o kadar sevmedim. Sevilmedim. Yemin olsun. Yokuş aşağı dediğin ne peki? Ne yaptırıyorlar bu ajanslı kızlara? Her türlü kirli iş. Kuryelik de var. Milletin koynuna girmek de var. Sevdim dediğin kadını mı soktun lan bu işe? Sen nasıl bir şerefsizsin lan? Kolay mı sanıyorsun? Ben bilmiyor muyum ne alt olduğumu? Şşş tamam. İffet'ten mi korktun? Öldürür. Parçanı bulamazlar. Elif'i de mi öldürdü? Ne oldu kıza? Anlat hadi. Saklama artık anlat. Para biriktirip kaçacaktık Elif'le. Evdeki para mı? 50.000'e kadar gelmiştik. Uyandı İffet. Kaldırdı kızı. Nerede tutuyor bilmiyorum. Parayı getir, bir de yeni kız getir, al götür dedi. Anlamadım. Nasıl yeni kız? Adamın ifadesi neyimize yetmiyor anlamadım Rıza baba. Gidip neden alamıyoruz biz İffet'i? Elif'i bulamazsak ne olacak? Kadın çözülmezse? Annesine ne diyeceğiz Elif'in? Bu riski alamayız. Tezgaha bak. İffet kızları şantajla burada çalıştırıyor. Bir süre sonra da Dubai'ye pazarlıyor. Resmen insan kaçakçılığı. O kısmı önemli tabii. Ya bu trafikler bir çözüldü mü? Kim bilir kaç kişi kurtulacak. Vallahi trafikten mırafikten anlamam. Şu an bize Elif lazım. Plan belli o zaman. Ha? Değil mi şoban? Belli baba. Bizden biri Kadir'le gidecek. İffet'le anlaşacak. Biz de Elif'in yerini öğrenene kadar izlemede kalacağız. Bizden biri dediğiniz kadın olarak biri mi? Sence mi? Düzen belli değil mi? Ya tamam anladım da kim? Ben giderim Rıza baba. Emin misin? İlk gizli görevin olacak. Riski alıyor musun? Risk almayacaksan burada ne işin var başkomiserim? O da doğru. Bence tecrübeli bir arkadaşımızın gitmesi daha iyi olur. Bence Ezgi kendine güveniyorsa bir şans vermek lazım. Bence de. Evet. Yapın hazırlığınızı. Bahar, Ezgi sende. Merak etme Rıza baba. Hadi. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Göreyim seni. Sen neden atlıyorsun ki? Ne atlaması ya? Görevden mi kaçacağız? Kaç demedim. Atlama dedim. Sana ne? Sahiden Cemal'cim sen niye bu kadar sıkıntı yaptın? Ha? Ya ben operasyon riske girmesin diye. Zor iş. Kayıp bir kız var ortada. Çete bunlar. Tehlikeli yani. Kadir'e de güvenmiyorum. Yani ona hiçbirimiz güvenmiyoruz. Gözümüz üstlerinde olacak. Merak etme. Olacak değil mi? Muhakkak. Sen rahat ol. Gel Ezgi'cim. Gel de seni hazırlayalım. Çok güzel ya. Efendim? Çok. Hı? Çok mu uzadı diyorum bu iş? Kadir'e de uyuz oldum. Daha bir saat oldu geleli ya. Azıcık sabret. Her şey yolunda bence. Masaya geçiyoruz. Merhaba. 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 Güzel gidiyor. Ezgi'yi davet ettiler masaya. Hadi bakalım. Gözünüzü ayırmak yok. Bu gece bitsin bu iş. Biz de mi girseydik içeri abi? Daha kalabalık olsaydı. Vallahi Ali ile seni tanıyor kadın. Ben gitsem sırıtacağım. Ne işi var bunun burada olacak? Ben girerdim başkomiserim. Lazım olursa gidersin aslanım. Dur bakalım. Bu işi kavrayabilecek mi sence? Cemal gerildi. Hakikaten ya. Ne oluyor sana? Bence hoşlanıyor Ezgi'den. Ondan bastılar adamı. Yuh ya. Dedikoduya mı oturduk, izleme mi yapıyoruz? İşinize bakın ya. Taşlara döktüğüm yaşlara hepsini sordum. Cam orada, cam burada olursun. Ne? Hep başka konularda. Kabak gibi dikilmeyelim. İçecek bir şeyler alacağım. İyi abartma. Bak bende yalan yok. Çok kız arkadaşıyla tanıştım Kadir'in ama senin gibi güzelini ilk defa gördüm. Çok sağ olun, utandırıyorsunuz beni. Ne var bunda canım?
gençlik, güzellik en büyük servet. Yalan mı Kadir? Sen ne diyorsan odur abla. Buralarda çok takılmayın bence. Partinin büyüğü bizim evde. Mutlaka bekliyorum canım benim. Olur, geliriz. Tanışmamızın şerefine. Şerefe. Şerefe. Arabayı getirsinler, bize geçelim. Tamam, hemen abla arıyorum. Alo, arabayı hazırlayın. Tamam abla, hazır. Hadi geliyor, çıkabiliriz. Çıkalım. Abi galiba çıkıyorlar. Ajansa kayıtlar aç bu. Önde oturandan oyan. Kadir'in ifadesinde vardı. İffet'in adamı. Heh, çıktılar tamam. Hadi be kızım, hadi. Geç canım sen, geç. İşte bu. Ne yapıyoruz, takipte miyiz abi? Aynen. Sakın kaybetme. Bahar, biz çıkıyoruz. Peşlerindeyiz Bahar. Tamam, biz de katılıyoruz birazdan. Hadi. Bu sefer. Beğendim. Aferin. Elif iyi mi? Verecek misin artık? Paranı da aldın. Kız da tamam. Ben tamam demeden tamam değil. Bekleyeceksin. Hem salak, hem aşık, hem de sabırsız. Gel beni öldür diyor, değil mi? Canım iyi misin? Yok bir şey. İyi, iyi. Daha da iyi olacak. Maşallah. Sakin mi olsak biraz? Ya arabayı gözden kaybedersek? Sinyal verici koyduk herhalde kızın yanına. Uçup gitmeyeceklerine göre. Yavaş ya. Tamam ya. Ben ekibe yetişelim diye basıyorum. Anladım ben seni, anladım. Anladım. Ben iyi değilim. Merak etme, tamam, yanındayım. Hadi içeri geçin hemen. Bu taraftan. Ezgi'nin halini gördünüz mü? Kız kendinde değil. Emin misin? Abi bir şey mi içirdiler kıza? Minibüste bir şey mi yaptılar abi? Kadir yanındaydı. Bize kazık atmayı göze alamaz. Abi girip bakalım mı? Ne yapalım? Bekleyeceğiz de bakalım. Nereye? Sen bizimkileri yanına geç, geliyorum. Düştü mü yavru kuş? Bak bu son. Alırım kaydı çıkarım. Elif'i de alıp giderim. Yavaş gel bakalım. Bana işimi öğretme. Bıraktın kızı, çık. Benden haber bekle. Ne demek çık? Kayıt ne olacak? Başkasıyla alacağım. Seninle işim bitti. Ama bu kız yanında beni göremezse? Ben kimi istersem onun koynuna girecek bundan sonra. Çık diyorsam çık. Yoksa o çok sevdiğin Elif'in de elinden gider.
yapıyor oğlum? Nerede Ezgi? Abi, abi Allah benim belamı versin abi. Şşş. Ne oluyor lan? Ne yaptılar lan kıza? Abi. Konuşsana. Güveniyor musun? Canımıza emanet etmeyeceğiz abla. İşimizi görsün yeter. Becerikli çıkarsa Kadir'den sonra onunla devam ederiz. Gözüm tuttu diyorsun yani. Vallahi güzel çocuk. Sen daha iyisini bilirsin ama çağırayım mı? Çağır. Bu Cem. Bu da İffet ablamız. Ablayı bilmeyen mi var? Sizi hiç kısmarlayan yok mu? Ne ayıp. İstersen sen ısmarlayabilirsin. Cem. Sema. Memnun oldum. Ben de. Ablaların masa, ağır masa. Ben daha çok memnun oldum. Tanıdın yani. Tanımaz mıyız? Sizin ortamlar bize büyük gelir. Gerçi boğulacaksan da büyük denizde boğul demişler ama. Laflara bak. Takılır mısın? Zevkle. Şu yanımdakini sallayayım. Sendeyim sonra. Mesajlarına bak. Çıkarsam yazarım. Anlaştık. Memnun oldum. Ben de. Çok duymuştum isminizi. Bugüne kısmetmiş. Bakalım duyduğunu doğru anlamış mısın? Bu benim yeni yavru kuşum. Uçmayı öğretmek lazım. Güzel bir film çevirirseniz seninle iyi anlaşırız. Hazır mı kamera? Hı. Her şey hazır abla. Gerisi bende abla. Hadi bakalım. Merak etme. Destek istiyor muyuz? Şimdilik gerek yok. Şu kızı sağ salim alıp çıkalım, başka bir şey lazım değil. Cemal gelmedi mi? Senle değil miydi Cemal? Bıraktı beni, arabada koştu. Mekana bakacak sandım. Ben görmedim hiç. Abi, ben giriştekini alıyorum. Tamam. Sessiz ol. İçeridekileri ürkütmek yok. Cemal. Abi ben içerideyim. Ezgi'yi buldum. Burada nöbetteyim, merak etme. Nasıl girdin oğlum sen içeri? Ha? Abi sonra anlatırım. Siz beklemede kalın, burası bende. İyi tamam. Arda'yı al, Arda'yı. Arda, iptal. Arda, iptal. Dokunma adama. Dön geri. Hadi be. Hayırdır birader? Abicim, iyi akşamlar. Buyur, kime baktın? Ya kokoreç, kokoreç. Ne? Ya burada kokoreççi varmış abi. Dere boyundan sonra sağa dönün dediler. Burada bir yerdeymiş işte. Erken girmişsin. İn yola, devam et solda. Eyvallah abi, eyvallah. İyi akşamlar. Nasıl girmiş Cemal içeri abi? Ne zaman girmiş? Yani önem var şimdi. Ezgi içeride bayıldı. Kadir patladı. Allah'tan girmiş çocuk. Ya kızın başı yanıyordu ya operasyon taklaya geliyordu. Tam zamanında vallahi. James Bond musun koço be? Kokoreç ne oğlum? O mu geldi aklına? Ne yapayım başkomiserim? Herif izvanut gibi karşıma dikildi. Çekip vursa mıydım? Thank you.
Hala ses yok evden. Cemal. Abi de hareket yok. Ezgi nasıl? Uyuyordu abi. Tamam bana bak. Elif'le ilgili hala iz yok. Kadir'i gönderdi bunlar. Kıza ne olduğunu biz çözeceğiz. Anladım abi, tamamdır. Günaydın. Ne oluyor ya? Neresi burası? Şş, sakin. Ne işin var senin burada? Biz yoldaydık. Kadir vardı. O kadınlar. Tamam işte. Villaya geldik. Onların mekanına. Geldik ne demek ya? Ben nasıl uyudum? Burada mı uyudum sen? Ben uyumadım. Sen uyudun. Ama çok güzeldi yani. Sorun ne güzeldi yok. Ya? Ne diyorsun sen? Ya görmüyor musun? Tezgaha düştün işte, anlasana. Ne tezgahı ya? Ya oha, yuh! Ya bir sakin olur musun? Son anda attım kendimi buraya senin yanına. Ben olmasam... Ne? Sen olmasan ne? Bana bak, ya kendimi vururum ya seni vururum. Benimle adam gibi konuş. Uyandı mı kuşlar? Uyandılar abla. Senin yavru kuş Veryans'ı ne diyordur? Etsin etsin, iyidir. Al çocuğu gel, kayda da bakalım. Hı. Hemen abla. Sen fark etmedin ama ben gördüm işte. İçkini ilaç attılar. Takıldım peşine. Ekip ne oldu peki? Bırakıp gittiler mi beni? Saçmalama, aşağıdalar. Gençler günaydın. Cemciğim bir konuşalım, kaydı al gel. Bak şimdi, bağırıp çağırıp bana vuracaksın, ben de çıkacağım, tamam? Tamam. Ne olur ne olmaz. Sen de dursun. Al bunu da. Vur şimdi. Allah belanı versin seni. Yuh be, yavaş. Hayvan. Pardon. Devam devam. Nerede Kadir, sen kimsin? Ne işin var burada? Yeter be. Anlatırlar kızım sana. Allah Allah. Bırak beni gideyim, bırak. Allah belanı versin şerefsiz. Ne yaptınız bana? Böyle bir güzellik yok ya. Çok can yakar bu. Deme ya. İzleyelim bakalım. Anladım. Ablalara sesleniyorum. Bizde hazırlık her zaman tamam kardeşim. Bekliyoruz, tamam. Patrona selam söyle. Abi bir hazırlık var. Herif içeri girdi. Kimle konuştu, ne konuştu bilmiyorum ama var bir şey. İzleyelim bakalım. Dediğin kadar var mıymış bizim yavru kuş? Müthiş bir şey abla. Seni asla mahcup etmez. Hadi ya. Kızım tak da izleyelim şunu. Abla 2 dakika. Abla müsaaden olursa ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Tamam, rahatına bak. Kahvaltı da var. Ağır misafirimiz gelecek. Lazımsın bana. Bugün bir yere kaybolma. Eyvallah. Ben de gidip şu yavru kuşa bir bakayım. Ayarlayamadım bir şey Sema. Abla halledeceğim. Bir şey oldu, anlayamadım. Şeyhin şoförü aradı. Yoldalar. Gelip alacağız kargoyu diyorlar. Yeni kızı da verelim. Elif nerede? Bodrum'da. Sema bitir şu işini de kızı bir derler toplarsın. Leş gibi çıkarmayalım şeyhin karşısına. Baş üstüne abla. Kadir gelecek mi? Ayağımıza dolanmasın. Gördüğün yerde indir pisliği. Ha, iki dizinden birden vur. Düz yürüyemesin bir daha. Baş üstüne. Kemal ne durumdasın? Kızı arıyorum abi. Daha bir şey çıkmadı. Biraz acele et. Bir hareketlik var da tam çözemedik. Anlaşıldı. Geldin mi kendine? Ne oluyor? Neden tutuyorsunuz beni burada? Ne yaptınız bana? Kes sesini de dinle. Kasetin elimde. Ailene mi gönderirim, internete mi koyarım, keyfim bilir. Bu ne demek? Ben ne dersem o olacak demek. Kiminle istersem görüşeceksin. Nereye istersem gideceksin.
Şimdi hatırı sayılır bir misafirim geliyor. Uzun bir seyahate çıkaracak seni. Hiç gakkuk etmeden huyuna gideceksin. Bir bakmışsın alışıvermişsin. Kraliçeler gibi yaşıyorsun. Anladın mı beni? Ben istemezsem ne olacak? Ne dedik dün? Gençlik, güzellik en büyük servet değil mi? Hepsine yazık olur. Değer mi bir düşün? Abla, bu CD'de sorun var. Ne demek o? Kayıt yok. Bu CD'yi bozmuşlar. Nerede Cem? Abi bir tane kilitli kapı var. Şimdi açıyorum. Hadi oğlum, hadi hadi. Abi kız burada. Elif, Elif, Elif kendine gel. Elif, Elif bana bak. Yaşıyor mu? Yaşıyor abi. Hırpalanmış biraz ama iyi. Hadi kızım, hadi. Elif aç gözünü. Elif, Elif, Elif bana bak. Sakin ol. Tamam, polisim ben. Çıkaracağım seni buradan. Nasıl çıkartacağım, bir anlat bakayım. Tamam. Bir sakin ol. Kemal, hadi hemen çıkar kızı. Bunlar kim? Abi, alıcılar galiba. Hareketlilik dediğiniz bu muydu? Ordu yığdılar buraya. Bizimkiler içeride. Bunları sokmuyoruz villaya, hadi. Polis, polis! Kal orada polis! Polis. Kalk, 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 kalk! Abla sen kalk, ne oluyor dışarıda? Sen de kal bakalım, polis. Ne? Ne polisi be? Kıpırdama sakın, geç şuraya. Geç. Kaldır ellerini. Kaldır. Artık ben ne dersem. Tuzak mı kurdunuz lan bize? Nerede öyle dükkanı talan edip gitmek? İyi misin Elif? İyi misin? Elif! Tam zamanında, sağ ol. Ödeştik mi? Aha. Tamam, sakin, geç de. Gel. Kalk! Kalk! Tamam, tamam, işte. Kalk! Yürü! Gel canım, gel. Arda, silahlar. Temiz, temiz, temiz. Kimse de bir şey var mı? Yok, yok. Arda? İyiyim ben, iyiyim. Temiz. Cemal! Ezgi! Cemal! Cemal! Kurtuldun mu ben tamam, şimdi? Tamam Elif, kurtuldum. Geçti, tamam canım. Ne yaptınız oğlum? Giremedik, savaş çıktı burada. Hallettik abi, Elif. Hallettik. Elif! Var mı sizde bir şey? Yok abi. İffetler nerede? İçeride yatak odasında. Bağladım onları. Al. Tamam, ben paketlerim onları. Arda sende. Adamları da yaralı. Beklesin onlar. Siz iyi misiniz? İyiyiz abi. Hallettik başkomiserim. Aferin size. Korkuttunuz bizi ha, ama helal olsun. Eyvallah. Sağ ol. Sen de sağ ol. Yıllar ne çabuk geçiyor. Ömür geçiyor. Ama o kadar senenin hatırına neler kaybediyor insan. Neleri atıyor içine de. Neleri yutkunuyor.
Anneciğim neden böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum Güzelim? İçlendim öyle kendi kendime. Ama bak, benim bu yaşadıklarım sana ders olsun Pınar. Sen evliliğinin, aşkınızın böyle solup gitmesine izin verme kızım. Gölgede kaldığın yerde durma canım benim. Zamanı geldiğinde de gitmesini bil. Anne gitmek falan ne demek ya? Nereye gideceksin aşk olsun? Yok artık. Haklısın. Gidecek bir yerim de yok. En iyisi artık iyiden iyiye kendi gölgeme çekilip yalnızlığımla kol kola verip öyle beklemek. Anne vallahi içimi ezdin attın. Ne var yani babam açmadıysa telefonunu? Çalışıyor adam. İlk kez olan bir şey mi yani? Benim derdim telefon değil ki. Bugün, bugün baban için hiçbir şey ifade etmiyor. İşte ben ona üzülüyorum. Anneciğim çay demlemiştim. Nereye gidiyorsun? İçmiyorum kızım. Tansiyonum yükseldi galiba. Aç hele aç. Bari sen aç telefonunu ya. Ali'cim ya babam ya sen açın artık şu telefonlarınızı. Burada kriz var. Burada dramların en büyüğü var. Bizimkilerin evlilik yıl dönümü babam ortalarda yok. Annem bunalımlarda. Lütfen bir şeyler yapın ya ne olur. Anne. Anneciğim. Şükür seni bana verene kızım. Canım yavrum benim. Annem ağlama tamam geçti. İyiyim ben tamam. Çok korkuttun bizi de anneni de Elifciğim. Ben de çok korktum amirim. Çok korktum. Biraz toparlan. Gelip detaylı ifadeni öyle ver. İffetler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğerlerinin sorgusu sürüyor. Ama dosyayı kurarken anlatacakların çok önemli. Tabii ki. Ne isterseniz anlatırım. Kadir ne oldu peki? O kadar uğraştı dediler benim için ama... Şeytan görsün onun suratını. Kızım, sana annenden başkası lazım değil. Boş ver Kadir'i falan. Olmasa hiç düşmemiştim bu durumlara. Daha da konuşturma beni, tamam? Tamam, haklısınız. Hadi geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacınız olursa biz buralardayız. Amirim, sözünüzü tuttunuz. Evladımı bana getirdiniz. Kızımı bana kavuşturdunuz. Allah razı olsun sizden amirim. Hepimizden Zeki Hanım, hepimizden. Hadi gözünüzü aç. Çok sağ olun. Sağ ol. Ah, anneciğim. Yuh yani Pınar ya. Ne oluyor? Pardon baba. Pınar aramış da 13 kez. Beni de aramış. Hayırdır inşallah. Ali'cim ya babam ya sen açın artık şu telefonlarınızı. Burada kriz var. Burada dramların en büyüğü var. Bizimkilerin evlilik yıl dönümü babam ortalarda yok. Annem bunalımlarda. Lütfen bir şeyler yapın ya ne olur. Bugün o gün müydü? Baba yapma ya nasıl unuttun evlilik yıl dönümünü? Bir şeyler yapmamız lazım Ali. Yoksa bu kış geçmez. Bir şeyler tamam, düşün tamam. Hadi. Bir dakika dur. Bir düşüneyim. Dur buldum. Ekip. He? Ekip mi? Evet. Ekipten yardım almadan olmaz. Şimdi yarım saate evde olsak biz hani oyalandık falan desek. Bir saat. Kimi bulabiliriz baba? Hadi bir saatte çözeriz. Doğru söylüyorsun dur. Ekip. Heh. 45-42'den tüm bağlı ekiplere. Beni duyuyor musunuz? Acil durum. 6. kanala geçip talimatımı bekleyin. Tekrar ediyorum. Acil durum. Hadi yürü. Tamam ben çaktırmıyorum ama siz de biraz acele edin Ali. Ya kadın burada kurtu gitti gözümün önünde. Tamam güzelim uğraşıyoruz işte. İdare et biraz sen de. Ne yapıyorsunuz acaba uğraşıp? Ne? Buyurun. Kamil amca mı? Caddedeki kuyumcunun sahibi. Evet. Siz kimsiniz? Polis. Allah korusun. Hırsızlık falan olmadı değil mi? Alarm da çalmadı. Hırsızlık falan değil. Bize dükkan açman lazım Kamil Bey. Anlamadım. Anlatacağım yolda. Alın anahtarlarınızı çıkıyoruz ama çok acil bir durum.
Kusura bakmayın lütfen. Hadi bekliyoruz. Tamam. Ver kızım. Al abicim. Sağ ol. Buyur. Al hanım. Teşekkür ederim. Allah sizi birbirinizden ayırmasın abi. Amin. Amin, amin kızım. Kız Cemre. Abi Cemal abi sen misin? E bravo, bunları da mı tanıyorsun? Yani. Sen kimsin, biz seni tanımıyoruz. Şşş. Ezgi ablanız da polis. Sevdiğimiz bir ablamız, yanlış olmasın gençler. Önceki daha güzeldi be abi. Bu hafif kuru kalmış yanında. Senin dilin fazla mı uzadı? Aa üzdün ama beni. Hadi, hadi acelemiz var. Şöyle güzel bir buket yapın, güzel bir sarın. Hadi çabuk. Oo akşam bereketi. Bu ablaya mı hepsi? Değil. Başkasına sipariş. Aman iyi. Bunca azla bu kadar çiçek çok. Şunlara bak ya. Beğendiremedik kendimizi. Sevmeseler takılmazlar. Yardım edeyim de çabuk bitsin madem. E gel madem. O da lazım. İki kişilik. Kaç gece? Bilmem. İki gecelik olsun. Ne olur ne olmaz. Ha iki. Yalnız normal odada iki gecelik müsaitliğim yok. E tamam siz de suit bakın bir zahmet. Hayırdır suit müit biliyorsun bu işleri. Bilirim de pek belli etmem. Allah Allah. Yalnız yine müsaitliğim yok. Üzgünüm. Daha üzgün değilsin. Ama sonra üzülürsün. Bak söyleyeyim. Tabii komiserim. Ben bir daha bakayım. Bak bak bak. Suit ha. Ne var? Bir ara bana öğret şu işleri. Nesini öğreteyim bunu? Ne yapacağız biz Mesut Suit'te? Ya buluruz yapacak bir şeyler. Mesut saçmalama. Öyle deme ya. Fizik tedavim bitmedi mi benim? Bitti. E bir bak bakalım olmuş muyum? Mesut terbiyesizleşme. Kimlikleri alabilir miyim? Alamazsın, kimlik falan alamazsın ya. İsim veriyorum yaz. Rıza Soylu, Ayla Soylu. Pınar! Bakar mısın kapıya? Ben kalkamayacağım. Anneciğim oğlanı yıkıyorum, açıver. Aşk olsun Pınar. Baban nerede oğlum? Anne merkezde iş uzadı. Bugün geç gelecekmiş. Aylacığım. 35. yılımız kutlu olsun bir tanem. Rıza. Unutmamışsın. Unutmak mı? Delirdin herhalde. Ben kaç haftadır bugüne hazırlanıyorum, haberin var mı? Sen ciddi misin? Bak bana inanmıyorsan çocuklara sor. Sor. Yani sana çaktırmayacağız diye göbeğimiz çatladı anneciğim. Ya. Değil mi Ali? Sorma anneciğim. Anneciğim nice seneler, nice seneler. Allah sizi başımızdan eksik etmiş. Sağ ol canım, sağ ol. Ne güzel çiçekler. Bu da hediyem mi? Sana layık değil ama. İstersen gideceğiniz yerde takarsın anneciğim. Nereye gidiyoruz ki? O kadarı da sürpriz olsun birazcık ha. Hadi baş başa şöyle iki gün kafa dinlemeyelim mi? Vallahi beni çok şaşırtıyorsun Rıza. Yıllar geçtikçe bir romantik oldun sen. Ben zaten romantiyim. Başka türlü de olamıyorum ki. Ya ama şimdi böyle de çok ani olmadı mı? Olsun olsun. Anneciğim olsun. Bakın keyfinize. Hadi, hadi. Peki hadi. Anneciğim. Tamam. Hadi, hadi sağ eğlenceler. Sağ olun çocuklar. Ev size emanet ha. Merak etme sen. Çıktılar mı? Çıktılar. Kızım yetişemeyeceğiz diye aklım çıktı ya.
İstanbul'un altını üstüne getirdik yarım saatte. Beter olun. Şu kadını üstseydiniz görürdüm ben sizi. Bu son dakika ayarlamalarını falan anlamadı değil mi? Anlamadı. Ha. Saf benim annem, saf. Allah Allah, sen kime çektin acaba? Sence? Sen kime çektin? Sence? Eline sağlık Mazlum. Mazlum. Afiyet olsun başkomiserim. Sağ ol. Pelin, sana oralet getirdim. Mazlum, eline sağlık. Bir tanesin. Sen de. Mazlum, uzay istersen yavaştan. Patron dayağı yeme gece gece. Hop, Mazlum'a laf yok. O benim korumamda artık. Müdürüm benim. Bas şuna müdürüm, bas. Sen bas de bir şımartma şunu ya. Çıkmasın tepemize ya. Yürü lan yürü. Rıza babalar ne yapmıştır ya? Kaza bela olmuş mudur? Yok abi, Ali yazmış şimdi. Operasyon başarıyla tamamlandı. Çiçekler, takılar, otel hepsi on numara. Ah oh, maşallah. Usta, sen ne yaptın bizi oradan oraya koştururken? Ben başkomiserim oğlum. Koşamam öyle her işe. Ha, işte bu. Herkes yerini bilecek. Değil mi üstücüğüm? Evet usta. Yerse. Vay be. Kıdem basan basana. Helal olsun vallahi, helal olsun. Kızı da bulmuşsunuz. Operasyon temiz geçmiş. İyiydi usta, iyiydi. Gençler de sağlam çıkınca maşallah. Cemaller değil mi? Hı-hı. Gerçi Hakan böyle biraz gıcık gidiyor Cemal'e ama. Allah Allah, ne alakası var? Yalan mı oğlum? Abi herifin her gün bir numarası çıkıyordu, ben ne yapayım? Son numarası da Ezgi herhalde. Vallahi yakışıyorlar müdürüm. Bence de. Yani. Ben sana daha iyisini bulurum. Haber salayım mı Nazike'ye? Baksın mı madem kız? Ha? Allah. Abi yok. Ne olur abi, istemiyorum vallahi. Hayır abi. Cemal de Ezgi de bizim kardeşimizdir. Bana ne ya? Başkomiserim. Sen ilk önce kendi başını bağlasana. Aman. Aman Allah korusun. Bir daha mı? Tövbe. Tövbe. Abi konuşma. Yok konuşurum. Konuşurum. Bak sırada eşek sıpası var daha. Kim bilir ne işler açacak başımıza. Bir de o var değil mi? Nişan var, evet. Düğün var. Ya çoban, sen şimdi Amerikalılarla dürür mü oluyorsun? Ya usta, Allah'ını seversen böyle şeyden söyleme. Bak kanım çekildi, buz gibi oldu ellerim ya. Ne oluyor ya? Ha? Hayırdır inşallah. Hadi bakalım. Savcı Ceyda gece gece. Ceyda Hanım. İyi akşamlar Engin Müdürüm. Rahatsız etmedim inşallah. Estağfurullah. Acil bir şey mi vardı? Çağırsaydınız biz gelirdik. Bu sefer böyle uygun gördük diyelim. Yeni bir delil var. Sizi de ilgilendiriyor. Hazır ekibiniz de buradayken birlikte dinleriz diye düşündüm. Delil mi? Neyle ilgili? Tırlara yapılan son uyuşturucu baskını. Vasıf Güler operasyonu. Gelişmeler çok enteresan. Dinleyince siz de bana hak vereceksiniz. Baskın tamam. Bulduklarım al devede kulak. Diğer tırla iki tonu yakın kaçırdık. Oldu bitti. Engin Balkan müdürüm sağ olsun. O bizden olmasa bu işler böyle rahat hallolmaz. Hakkını alıyor tabii ama helal olsun. Konuşuruz tamam. Hadi baş üstüne. Bu kadar mı? Yetmez mi? Size yetmiş belli ki. Buraya kadar geldiğinize göre. Ya kaçacak mı bu adam ya? Ya böyle dandik bir delille iş mi göreceksiniz? Ne oluyor ya? Usta tamam, sakin. Bence de sakin. Arkadaşlar ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir dakika. Bu kadar da değil ya. Allah'ım hayırdır Allah. Ne oluyor ya böyle? Ayıp olmuyor mu Sayın Savcım? Emniyet müdürünü böyle ulu orta gözaltı mı yapacaksınız? Nasıl gözaltı yapacağım size mi soracağım? Savcım, gerek var mı ortalığı bu kadar germeye? Haklısınız. Yok. Al Hakan. Arkadaşlar, herkes işini yapacak. Hatta işini yapana da yardımcı olacak. Biz dahil. Abi ama böyle olmaz ki. Savcı Hanım böyle istiyorsa böyle kardeşim. Siz de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Tamam, halledeceğiz usta, merak etme. Geçelim merkeze, halledeceğiz. Biz doğrudan savcılığa geçiyoruz.
Size de tavsiyem bu işten uzak durmanız. Durmazsak ne olacak ya? Allah Allah. Allah hepimiz al o zaman da siz de rahatlayın biz de rahatlayalım. Tamam ya. Kardeşim tamam. Tamam. Sakin ol. Ya tamam. Ne tamam, tamam be? Kardeşim tamam. Evet sükunet sağlayalım. Alalım Engin Bey'i. Bu kadar gösterin üzerine bir de sükunet öyle mi? Evet arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Ya böyle abuk tamam. Sabuk kime alıyorsunuz ya? Tamam. Böyle abi, tamam uzatma. Allah Allah. Müdürüm zorluk çıkarmayacağınızı falan düşünüyoruz. Tabii ki arkadaşlar sorun yok. Buyurun. Çek elini çek çek. Gidiyor zaten. Nasıl iş bu ya? Ömrüm geçer şehrin sokaklarında. Gecesi gündüzü siner üniformana. Küçük bir çocuk selam verince sana. Çektiğin zorluklar kaybolur o anda. Ortasında, ardında bekleyenin gözleri yolda, gözleri yolda.